Numara hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 90 dakika birlikte olacağız efendim. 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız biliyorsunuz YSK'ya milletvekili listeleri teslim edildi ve başlığımızda değişim ve kaos diye belirledik. Açık söylemek gerekirse AK Parti cephesinde büyük bir değişim var. Muhalefet cephesinde özellikle CHP'de ise bir kaos havası hakim. Neler oluyor hep beraber bakacağız. İç siyasette bıçaklar çekilmiş vaziyette. İkinci başlığımızsa aslında bugün bir gurur günüydü aynı zamanda. Fakat biz tarihten bugüne bir okuma yapmak istedik. Navarin'den TCG Anadolu'ya diye bir başlık seçtik. Zira Osmanlı donanmasının yakıldığı günlerde özellikle zırhlı gemilerin, buharlı gemilerin yani yüksek teknolojinin egemenliğinin nasıl yansıdığını hep beraber görmüştük. Bugün geldiğimiz noktada ise Türkiye dünyada sadece 12 ülkede olan bir gemiye, SİHA gemisine sahip oldu. Dünyada bu şekilde kullanabilen ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'dan bahsediyoruz. Mavi Vatan artık çok daha güçlü. Elbette TCG Anadolu adından da anlaşılacağı üzere Anadolu'yu da koruyacak. Son başlığımızsa seçim sürecini konuşurken terörle mücadeleye dair de sıcak gelişmeler oluyor. Bunları da ıskalamak istemedik. O yüzden de son başlığımızı Irak Süleymaniye'de ne oluyor diye attık. Zira hatırlayacaksınız Irak'ın kuzeyinde düşen PKK helikopteri vardı. İçinde teröristlerin bulunduğu bilgisini sizlerle daha önce paylaşmıştık. Amerika artık helikopter de mi veriyor teröristlere diye konuşmuştuk. Ve geçtiğimiz günlerde bir başka önemli gelişme oldu. Süleymaniye Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. Amerikan kaynakları orada Mazlum Kobani Kod adlı PYD elebaşının hedef alındığını ve Amerikan askerlerinin de konvoyda bulunduğunu açıkladılar. Türkiye cephesinden bir açıklama olmadı ama yine de mesele nereye gidiyor biz konuşmak istiyoruz. Zira hatırlayacaksanız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Süleymaniye'deki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye açıklamalarda bulunmuştu. Hadi başlayalım. Konuklarımı sizlerle tanıştırayım ardından sohbetimize geçelim. Yusuf Alabar da 24 güvenlik analisti. Hoş geldiniz. İyi yayınlar İbrahim. Avukat Faruk Aktay hukukçu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Kurtuluş Gazetesi, Kurtuluş'tayız Akşam Gazetesi yazarı hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim. Şimdi siyaset gündemiyle başlayacağız ama sıcak bir gelişme var. Az önce sosyal medyadan duyurdu. Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldı. Şimdi ilginç bir gelişme niye diyeceksiniz? Hatırlarsınız daha önce konuşmuştuk bir Yılmaz Özdil vakası vardı. Akşener masadan kalkmadı kaldırıldı dedikten sonra hem Sözcü TV'den ayrılmak zorunda kalmıştı hem de Sözcü Gazetesi'nin köşesinde görevine son verilmişti. İsmail Saymaz da şöyle bir tweet attı. Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim hakkınızı helal edin diye yazdı. Önceki attığı tweet ise şöyleydi. Seçimden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki AK Parti olacak. Biri mevcut AK Parti, öteki de CHP listesinden girecek olan eski AK Parti. Sayın Alabar da sizinle başlayalım. Hem bu değişim ve kaos başlığını hem de bu sıcak gelişmeyi yorumlamanızı rica etsem. Neler oluyor? Gazeteciler hep AK Parti'den şikayetçi olurlardı. Muhalif gazeteciler işte bize baskı var, işte Türkiye'de basın özgürlüğü yok vesaire diye. Ama bugün geldiğimiz noktada bir cümleyle, bir tweetle işsiz kalan gazeteciler var. Valla sabah kalkıyoruz tek adam, akşam yatıyoruz diktatör. Sabah kalkıyoruz yalan haber, akşam yatıyoruz manipülatif haber. Dolayısıyla Türkiye'de basın özgürlüğü yok dediğimizde bakmak lazım ki bunun da doğal olduğunu ve olması gerektiğini savunanlardınız. Halk TV'sinden Sözcü TV'sine, Tele1'den efendime söyleyeyim Medyascope'una, duvarından dikenine varıncaya kadar çok geniş bir yelpaze içerisinde muhalefet çok önemli basın ve yayın organlarında kendilerine ait inandıkları hususları dillendiriyorlar. Bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin onlara lütfetmiş olduğu bir husus değil, demokratik yaşamın gereği zaten olması gereken hususlar. Fakat şunu da biliyorum ben, yani 1990'larda, 2000'lerin hemen başlarında, 1980'lerde muhafazakar mütedeyyin insanların sesi olabilecek bir tane bile yayına izin verilmeyip, hatta ve hatta 411 el kaosa kalktı diye manşet atacak kadar zıvanadan çıkmış yayınlar yapılırken bir mahallenin sesi olabilecek basın ve yayın organlarının da nasıl susturulmak istendiğini biliyoruz. Dolayısıyla özgür bir basında, özgür bir medyada insanların inandıklarını savunmaları canımızı acıtsalar bile mutlak surette devam etmeli. Ama gel gelelim özellikle muhalif kanada destek veren gazete ve medya organlarında bu konuyla ilgili akşamdan sabaha, sabahtan akşama birçok
tezvirat niteliğinde, zırva niteliğinde hususlar ortaya koyulurken sindiriliyoruz, susturuluyoruz falan gibi. Ama şeyin mesela Gürsel Tekin'in iktidara geldiğimizin ilk gününde kuyruğunuza teneke bağlayacağız, kapınıza kilit vuracağız dediği günleri hiç unutmadık. Hala hazırda birçok televizyon ekranında konuşan insanları, fikrini söyleyen insanları iktidara geldiklerinde nasıl yargılayacaklarını, nasıl hesap soracaklarını sürekli olarak o mahallede duymak mümkün. Şimdi o mahalle sadece Meral Akşener'e dair bir sosyal medya paylaşımı yaptığı için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aforoz edilen Yılmaz Özdil'i doğru düzgün konuşmadı bile. Yılmaz Özdil ne oldu? Sözcü gazetesinden niye gitti? Sözcü TV'de dünyanın en kısa süreli genel yayın yönetmenliğini neden yaptı? Neden Bodrum'da denize her yıl bir metre yürüyen villasının içerisine hapsoldu? Bu konular unutuldu, üzerine toprak atıldı. Yılmaz Özdil de 14 Mayıs sonrasını bekliyor. Evet. Hele diyor şu 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a bir balkon konuşması daha yaptırsın. Bak ben o zaman nasıl çıkacağım piyasaya diye. Ama susturdular Yılmaz Özdil'i. Hiç kimse şey yapmadı. Ve Ali Babacan çıktı bundan bir hafta önce. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak adeta 7 yaşında 6 yaşında evcilik oynayan çocuklar misali. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, tamam mı? Türkiye'de bir tane Cumhurbaşkanı var. Halk yetki verirse devam edecek. Yetki vermezse Kemal Bey Cumhurbaşkanı olabilir tabii. Halk yetkilendirdiği takdirde bizim de cumhurbaşkanımızdır. Evet. Bitti. Bu kadar net söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, iktidara geldiğimizde gazetecilere diyeceksiniz ki bundan sonra özgürce yazabilirsiniz. Şak 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 alkışlar. Ali Babacan çık işte adamı Halk TV'den kapının önüne koydular. Neden? Seçimden sonra iki AK Parti olacak. Biri eski AK Parti CHP hesaplarında, biri de yeni AK Parti dediği için. Sadullah Ergin'in nasıl olur da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ali Dibo diye adlandırılıp ve FETÖ ile ilgili Ergenekon kumpaslarının Adalet Bakanlığı'nı yaptığı gerekçesiyle sosyal medyada 2014 yılında yaptığı paylaşım duruyor. Nereden aday gösterdi? Çankaya'dan. Bak, Anadolu'nun herhangi bir coğrafyasından gösterse de sorun da CHP açısından. Çankaya'dan gösterilmesi. Falih Rıfkı Atay Çankaya'sı. Çankayalılar gidecek şimdi, Kemal Bey çıkacak. Çok zorlanırsa ne diyecek biliyor musun? Benim tepemin tasını attırmayın. Gidin tıpış tıpış oy verin diyecek. Şimdi Yusuf Alabar'da ne saçmalıyorsun ya? Öyle demedi mi? Dedi. Gidin tıpış tıpış Ekmelettin İhsanoğlu'na oy verin demedi mi? Dedi. Şimdi bir şey söyleyeyim ondan sonra. Erdoğan'ın bir sesi var bu konuyla ilgili. Onu hatırlatıp tamam, devam edeceğiz tamam. Acaba. Çok kısa duracak zaten. Sen hatırlat. Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu yedili masayla ilgili bir değerlendirmesi oldu efendim. Onu bir izleyelim, devam edelim neler oluyor diye. Cumhur İttifakı ile yedili kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını sizler de görüyorsunuz. Kardeşlerim, bizim tek gündemimiz var. Ülkemize yeni eserler kazandırmak. Bizim tek gayemiz vatandaşlarımızın refah ve esenliğini sağlamaktır. Bizim amacımız dün ve bugün İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Marmara'yı yaptık mı? Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yetmez. Osman Gazi'yi yaptık mı? Bay bay Kemal, sen ne anlarsın bu işlerden ya? 11 tane büyükşehir belediyeniz var. Bulundukları yerlerde ne yaptılar ya, bir anlat. Bir anlat da bilelim. Buyurun devam edin Sayın Evet. Bu arada hızlanıyorum. Bu son cümlemi söyleyeceğim. Murat Gezici geçtiğimiz günlerde bir televizyon ekranında şunu söyledi. Ya bugüne kadar bana iktidar tarafından şunu söyleme, bunu konuşma, şunu yapamazsın, bunu edemezsin, şöyle yaparız, böyle yaparız, tek kelam da edilmedi. Ama bizim mahalleden bu konularla ilgili o kadar şeyler söyleniyor ki ben muhalefetin bu tavrından dolayı adeta ürküyorum dedi. Murat Gezici söyledi. CHP'li kendisi. Tabii ki. Şimdi yalnız bütün bunları anlattım. Perşembe günü ben 17 yayınımızda Tövbekar Kedi'yi anlatmıştım. Yani 24 TV izleyicileri açısından bir tekrar olmayacaksa, kaçırmış olanlar varsa hemen kısaca söyleyeyim.
CHP'nin durumu tövbekar kedinin durumuyla aynıdır. Tövbekar kedi şöyle, Anadolu'nun birinde tandır var. Tandır cuma günleri, cuma namazından sonra köyün kadınları geliyorlar, sıcak ekmek yapıyorlar falan. Artanları da fareler geliyor, yiyor. Kedi bunu bir gün görüyor. Oradaki fareleri her hafta cuma günü bir ikişer tane alıyor, yiyor falan. Fareler kendi aralarında bir istişare yapıyorlar. Diyorlar ki bak, bu bizi tuzağa düşürüyor burada. Ve biz bu tuzaktan etkileniyoruz. Başka tandırlara gidelim. Başka tandırlara gidiyorlar. Kedi aç kalıyor tabii öyle olunca. Bunun üzerine kedi, şurada da olacak, bir tane sarık takıyor. Eline de tesbihi alıyor, başlıyor çekmeye. Tandırın dibinde. Ondan sonra diyor ki vallahi ben tövbekar oldum diyor. Hayatta diyor buradaki diyor fareler falan bir daha yemem. Bunun üzerine fareler uzun zaman geçmiş. En yaşlı fareyi getiriyorlar. Ya diyorlar ki bak, tövbekar olmuş, sarığı takmış, tesbih elinde falan. Biz buraya gelelim mi, gelmeyelim mi? Yaşlı fare şöyle bir bakıyor kediye. Siz diyor eski tandıra gelmeyin diyor, yenilerine gitmeye devam edin. Neden? Ya diyor, sarık tövbekar sarığı, tesbih tövbekar tesbihi. Ama diyor kedinin bakışları aynı kedi. Ya bu helalleşme işi diyorsunuz. Tabii. Kedinin bakışları aynı kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne değişecek? Konjonktürel. Biz Mersin'de çarşafa rozet takılıp ertesi gün o çarşaflıyı belediye otobüsünde linç ettiklerini bilmiyor muyuz yani? Yani Burhaniye'deki müftü karısını da biliyoruz. Trabzon'da sizin için buraya geldik, İşte biz burada kendimizi yalnız hissediyoruz diyenin müftü karısı versiyon 2.0'ı da gördük geçtiğimiz haftalarda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu paradigması değişmeksizin kedinin tövbekar olması mümkün değildir. Peki. Burak. Peki Sayın Aktaş, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Şimdi AK Parti'nin %65'ine yakını yenilenmiş vaziyette. Mesela kabineden 16 isim milletvekili listesine konuldu. Sayın Oktay dahil olmak üzere. Ne bir isyan, ne bir böyle bir ayaklanma, ne bir tepki. Ama şimdi işte CHP cephesine bakıyoruz. Celali isyanı çıkaracağız diyenler var. Ondan sonra davamızı paraya sattılar diyenler var. Mesela Yeni Çağ Gazetesi'nden Evren Devrim Zelyut demiş ki car 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 ya bir susun, ülke olmak ya da olmamak diyor bunlar, aday beğenmiyor. Çok şımardı bazıları, seçimden sonra bunları bir balans ayarı gerekecek diyor. İyi Parti adına herhalde bu söylemleri paylaşıyor ki. Yine Yeni Çağ'dan bir başka yazar da geçen hafta konuşmuştuk. HDP de sizin kadar vatansever en az diye açıklamalar yapıyordu. Karşı cephede balon patladı mı, ne oldu sizce? Yani öncelikle tekrar herkese iyi akşamlar. Bununla ilgili yaklaşık uzunca bir zamandır aslında takip ediyoruz. Yani İyi Parti zor durumda dedik. HDP ile ilgili birliktelikte aslında tabanı çok mutsuz dedik. Zaten şimdi ilçe teşkilatlarından öbek öbek işte kopan, hatta AK Parti'ye geçen pek çok üyeleri de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesi zaten ayrı bir konu. Yani geldiğimiz noktada bir altılı masa vardı. Ama altılı masa günün sonunda olması gerektiği gibi aslında iki büyük partinin seçimlere girdiği bir yapıya evrildi. İki büyük partiden Cumhuriyet Halk Partisi diğer küçük partileri de kendi içine almaya çalıştı. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmaya çalıştığı bir dönüşümün bir parçası. Ama buradaki en büyük sorun şu, yanlış hamleler. Yani yanlış hamleler. Burada ortada tamamıyla dokuyuşmazlığı olan, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer bir dönüşüm geçirecekse bunun kendiliğinden, yani nedir? İşte Kemal Bey'in geldiği 2010 yıllardan işte seçim kaybede bir noktada Cumhuriyet Halk Partilerin ve ona gönül verenlerin yeter Kemal Bey işte sen git, biz başka bir siyaset inşa edeceğiz deyip de kendi doğal bir şekilde partiyi evirmeleri gerekirken, yani Deniz Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da işte halkın daha geneline ifade edebilecek bir dönüşümü doğal bir şekilde geçirmesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi açıkçası Kemal Bey'in kendi tek adamcı, yani bunu da ben söylemiyorum, işte Muharrem İnce zaten bunun en büyük günah keçisidir. Muharrem İnce ile Kemal Bey'i bir araya getirmeye çalışan aracıların kendilerinin de söylediği ifadeler. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten kendi içerisinde demokratik bir yönetimi olmayan bir partiydi. Dışarıdan bir takım hülle yoluyla eski siyasetçiler transfer ettiler. Bunlar da eski AK Partili ve hatta yani bana sorarsanız bunu yani çok samimi ve tarafsız bir şekilde söylüyorum. Yani AK Parti'nin de münferit olarak da çok tartışmalı bakanları ve her birinin de yani eğer 20 senelik bir hikayeyi, başarı bir hikayesi alırsanız yani onların da soru işareti olabilecek aslında bir anlamda da AK Parti'nin kendini temizlediği bir şekilde o devinimle, yani zaten işte bu son milletvekili seçimlerinde de yani milletvekillerinin 3'te 2'sinin aslında
Özellikle 3 dönem kuralının işlemesi mesela kurumsallaşma anlamında çok önemli gelişme. 3 dönem kuralını işleterek ondan sonra milletvekillerinin 3'te 2'sini de yenileyerek yani AK Parti'nin devamlı kendini yeni tuttuğu ve ülkenin ihtiyacına göre kabuk değiştirdiği ve ona göre de oyuncuları yeniden kurguladığı bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi bunu başka türlü yapmaya çalıştı. Ya buradaki en büyük sorun yani buradaki bu partileri birleştiren konunun çok kendiliğinden olmaması. Yani biz bunu görüyoruz. Çünkü aralarında anlaşmazlıklar olduğu zaman işte birisi pat diye kalkıp da işte hatta biz bu kumar masasında oturmayacağız diye de beyan ettikten sonra Cumhurbaşkanı da zaten işte ona daha sonrasında seçim meydanında da kullandığı bir söylem. Dolayısıyla geri oturduğu zaman vatandaşlarımız burada ne olduğunu anlamadı. Aslında ne olduğu çok net. Bir aynı mahalleye hapsolmuş bir kesim var. Kesinlikle bu noktada şey. Kendi içerisinde tartışma çıkarmamaya çalışıyorlar. Yani seçmen de bir şekilde gerçekten orada bir ki biz bu altılı masayı tanımlarken aslında bir doğal lider olmadığından bahsettik. Dolayısıyla doğal lideri yok. Herhangi bir eylem planı da yok. Yani bir takım vaatler var. Ama yani şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın reformculuğu ve ülkeyi sırtlayıp da götürdüğü ve devamlı işte yenilikler, hamleler yaptığı noktada yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten işte kalan en büyük icraat ve en büyük propaganda malzemesi olarak işte kuru soğan kaldı. Ben öyle görüyorum. Yani, elimizde hiç konuşacak bir şey kalmadı. İşte çünkü yapılabilecek köprüler yok. Hepsini Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İşte askeri olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla hani geri kalan noktada tamamıyla Türkiye'ye karşı işte uygulanan, Türkiye ekonomik olarak sıkıştırıldığı bir dönemde aslında 3 yıl önceden yani bu masa belki de işte Deva Partisi kurulduğunda zaten planlanmışsa 3 yıl sonra işte seçimlere geldiğinde biz Türkiye ekonomik darboğaza sokarız. Orada da işte bu yeni kurulan partileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına ekleriz. Bunun üzerinden yeni bir Erdoğan karşıtı cephe açarız diye planlanan oyun aslında şu anda olgunlaştı. Hodri meydan. Bir ay sonra sandık var. Bakalım milletimiz bu oyunu nasıl okuyacak? Yani biz nasıl okuyacağı noktasında hani milletimiz bu oyunu şöyle okusun. Gezi olaylarında karşılaştığı manzara neyse, 15 Temmuz'da manzara karşılaştığı içler acısı manzara neyse, bunun işte askeri olmayan, sokak ayaklanması da olmayan ama demokratik olarak yapılanmış bir başka mizanseni. Yani amacı işte oradaki hedef Recep Tayyip Erdoğan'ı değiştirip Türkiye'yi 180 derece ters veya işte başka istikametlere sokma noktasındaki beyanatlar. Dolayısıyla bu açıdan ben Cumhuriyet Halk Partisi ve kurduğu ittifakın çok başarılı olacağı noktasında, olmayacağı noktasındaki görüşlerimi yineliyorum. Çünkü dediğim gibi yani Kemal Kılıçdaroğlu... Şimdi de kağıt üstünde oyları topladılar ama şu anki tepkiye bakarsak acaba herkes bir kafasını duvara vura vura Enver Aysever gibi gidip oy verir mi? Gerçekten vermez mi? Ben vermeyeceklerine inanıyorum. Çünkü çok net bakın. Yani bunu kademe kademe alalım yani son 3 haftadır olanlar. Mesela İYİ Parti teşkilatları ciddi anlamda ayaklanmış. 2 hafta önce şunu söyledik. Yani buna Cumhuriyet Halk Partililer dahil, İYİ Parti'nin tabanı dahil. Yani HDP ile bölücü terörle, bölücü örgütlerle yapılan siyasi yolculuğu kabul etmiyor. Yani dolayısıyla bunun ki Kemal Bey'e bakın yani dünkü soğan konuşmasından sonrasında da terörü lanetledi. Evet. Ama niye? Mesela PKK dedi mi? Demedi. Nereden gelirse gelsin. Nereden gelirse gelsin Demirtaş dedi. Demirtaş öyle söylüyor. Şiddet nereden bakın gelirse yani gelsin falan diyor. PKK'nın adını anamaması ve adıyla lanetleyememesi de mesela aslında yine Kemal Bey'in durduğu noktanın değişmediğini gösteriyor. Kemal Bey Kandil siyasetini şu anda ana akıma taşıdı. Peki. Ve bunun üzerinden de meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Şimdi Peki. Bu bir. Yani şunu çok hızlı toparlaman gerekirse. 2 hafta önce Kemal Bey'in duruşunda Kemal Bey milli politikalar takip edemeyecek noktasındaydık. Seccade kazasından sonra Kemal Bey milli manevi değerlere de sahip çıkamaz. Kemal Bey bir takım değerleri kullanıyor diyorduk. Geldiğimiz noktada da açıkçası şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı olan kitle nezdinde de Kemal Bey ikna edebilmek için bu sefer de cumhuriyetçi değerleri kullanıyor. Dolayısıyla bir takım yol arkadaşlarına, siyasi kariyerlerine yeni bir sayfa açmak için yani bu KHK'lıların zaten listesine girmesi, yani devletin sakıncalı gördüğü işte hakimlerin, savcıların, askerlerin tekrar yol arkadaşı olarak bu seçimden sonra gelecek demesi demek. Dolayısıyla onların da temsili olan birisini de Çankaya'dan aday göstermesinde ben çok isabet olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla halk bu noktada... Mesajlar net veriliyor aslında. Bence mesajlar çok net veriliyor ve çok semboller üzerinden veriliyor. Yani seccadeye ayakkabıyla basmaktan tutun işte ondan sonrasında bir takım şaibeli atamaları yapan dönemin bakanının da
Çankaya'dan da aday gösterilerek aklanmaya çalışılması da dediğim gibi aynı sakıncalı siyasetin parçası. İnsanımız buna inşallah bu önümüzdeki seçimde geçit vermeyecek. Peki Sayın Tayız, hem iki cephedeki gelişmeleri değerlendirmenizi rica edeceğim ama hem de şu soruyu da sormak istiyorum. Şimdi Karamollaoğlu Memleket Partisi lideri İnce'ye sert tepki göstererek AKP'ye destek veriyorsan açık söylediği bir meydan okuma içerisine girdi. Bu süreçte dikkat çeken bir Reuters haberi de vardı. Uluslararası Haber Ajansı Reuters. Kaçak aday Türkiye seçimlerinde Erdoğan'a can kurtaran halatı verebilir diye bir haber paylaştı. Siz bunu nasıl yorumlarsınız? Hani İnce'yi mi şu an bir şekilde baskılamaya çalışıyor muhalefet? Buradan bir yorum almak isterim. Sonrasında bir de MHP lideri Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. İYİ Parti ve CHP tepki göstererek partilerini teröre rehin bıraktılar diye söylemişti. Ne demek istiyor sorusunu size sormak istiyorum. Evet, sırayla değerlendirmek istiyorum. Bu gazetecilik meselesinden, çünkü önemli bir konu. İsmail Saymaz'dan. Ya evet. Onun örneğinden yola çıkarak bir defa biz gazeteci olarak burada bulunan herkes, bütün gazeteci arkadaşlarımız zaman zaman şu soruyla karşılaşmıştır. Erdoğan'ı neden eleştirmiyorsunuz diye. Şimdi siyasi muhalefetin ve bu muhalefete destek veren meşru gayrimeşru güç odaklarının kontrol ettiği bir medya alanı var. Biz bunu muhalif medya olarak değerlendiriyoruz. Bu medya alanını çok büyük bir kara propaganda makinesi olarak tasarlamış ve dizayn etmiş durumdalar. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere onun şahsında devlete ve millete karşı sürekli bir gazetecilik faaliyeti adı altında kara propaganda faaliyeti yürütmektedirler. Ve basın özgürlüğü, medya özgürlüğünden kastedilen aslında Tayyip Erdoğan'a hedef alıyor musun, devlete hedef alıyor musun, millete hedef alıyor musundur. Bu alanlarda sınırsız bir özgürlük hem talep ediyorlar hem de gerçekleştiriyorlar. Fakat kendi bünyelerine dönük herhangi bir eleştiriyi hazmetmeleri mümkün değildir. Gerçekçi olalım. Yaşadığımız zaman dilimi içerisinde, çağda böyle efendim biz iktidarları eleştiriyoruz türü böyle güzel süslü ifadelerle kendimizi tanımlayabiliriz ama mesele o değil. Gerçekçi olalım. Küresel medyayla da bağlantılı, finansı da meşru ve gayrimeşru şekilde tedarik edilen. Yani fonlanan medya ve mangırcılara atıf yapıyorsunuz. Yani burada hem medya fonlanıyor, buradan para alıyorsunuz. Ondan sonra da zaman zaman çıkıp işte kendi bulunduğunuz yeri eleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu fazla bir şey, uyanıklık. Yani buna da o kendi bünyeleri çok fazla müsaade etmiyor. Senin işin burada işleri kolaylaştırmak, işleri zorlaştırmak değil diyorlar. Bizim o medyada çalışanların tek bir işi var. Tayyip Erdoğan'ı, devleti ve milleti itibarsızlaştırmak, karalamak. Temel politikalarda her zaman gayrimilli durmak. Yani bir tane milli duran muhalif medyada adam çıkaramaz. Neden? Yani bunun dizayn edilmeyle ilgili bir yanı var. Kesin. Biliyorlar, sinir uçlarıdır. Öyle o konularda efendim. Yani şimdi diyemez. TOGA mesela onlar da seviniyor ama içten tabii, mi seviniyorlar? Çaktırmadan yani, mı seviniyorlar? İçin için sevinip öyle söyleyemiyorlar mı TOG güzelmiş diye? Sevinmiyorlar da. Yozlaşmışlar da çoğu. Evet. Yani o alanda dura dura yozlaşmışlar da. Yani burada bizim durduğumuz alanda şunu diyen devleti, milleti sonuna kadar destekliyoruz. İktidardan rahatsız olabiliriz, eleştirebiliriz ama yani gazeteciliğin özünde sen bulunduğun bu vatanda, bu topraklarda devlet yapısını, millet gerçekliğini eğer sonuna kadar destekliyorsan önemli olan da budur. Onun gerisi yani bu küresel güçlerin burada çok uzun zamandır fonlamayla, eğitimle biraz oluşturdukları bir fikir, düşünce çerçevesinde efendim gazetecilik demek, bunu Kemal Kılıçdaroğlu da diyordu ya, gazetecilik demek iktidara muhalefet, İşte iktidarın karşısında olmaktır. Yani küresel iktidarın buradaki en büyük işbirlikçilerine karşı olmak asıl gazetecilik faaliyetidir. Öyle değerlendirdim biz de. Yani o basın özgürlüğü dediğimiz Tayyip Erdoğan'ı eleştirmiyorsa, vurmuyorsa fazla işe yaramıyor diye gönderiyorlar insanları. Enver Aysever de arada kaynadı mesela. O kadar ses getirmedi ama şimdi sosyal medyadan neler paylaşıyor. Evet.
Karamanlıoğlu'nun Muharrem İnce yani ne kadar zor durumda olduklarını çok iyi ifade ediyor durum. Yani Muharrem İnce'nin muhatabı Temel Karamanlıoğlu mu? Yani CHP'den ayrılmış, CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu ile sorunları olan o camianın kendi arasındaki bir mesele. Neden dahil oluyor bu konuya? Çünkü işler çok fena. Çünkü kendini unutturmak istiyor. Ya kötü gidiyor. Hayır, genel psikoloji şöyle. Birkaç ay önce yani %60 alıyorlardı. Tabii %60 alıyorlardı. Deprem olmuştu. Depremin üzerinden sörf yapıyorlardı. Kimi koysa çekiliyorlardı. Devlet çökmüştü. Şimdi birdenbire iş kötüye gitti. Yani insanlar da böyledir. Kötüye gittiklerinde yanlarındakiyle kavga etmeye başlarlar. Şimdi Muharrem İnce'den başlamışlar. 4 partinin CHP'ye sığınmasının sebebi de o aslında, değil mi? Tabii. Şimdi Devlet Bahçeli'nin eleştirisi, değerlendirmesi çok doğru. Kemal Kılıçdaroğlu HDP desteğini alma pahasına Kandil vesayetine girmiştir. Terör örgütünün Kandil'deki baronları, yani tek tek sayalım, Cemil Bayık'tan Duran Kalkan'a, Sabri Oka, Mustafa Karasu'ya, Bese Hozat'a, Avrupa'daki terör baronları, Remzi Kartal'dan bilmem kime, her gün Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP ve İyi Parti iktidarına destek istiyorlar. Destek istiyor. Şimdi biliyorsunuz Kuzey Suriye'deki örgüt uzantıları da yine aynı bu şeye katıldılar, destek çağrısına. Şunu gösterdiler, Kemal Kılıçdaroğlu'nda yumuşak bir karın gördüler. Geldi, görüştü, bizim etkimize girdi. Şimdi biz bunun üzerinden ne kadar terörle ilgili amaçlarımız varsa zorlayacağız. Bütün kapıları zorlayacağız. Terör örgütü liderlerini affedeceğiz, bırakacağız. Yeni anayasa yapacağız. Burada etnik unsurları anayasaya sokacağız. Ayrımcılığı sonuna kadar bu anayasada işleteceğiz. PKK'ya, HDP'ye Güneydoğu'da özel bir statü temin etmeye çalışacağız. Tabii ya, 30 yıldır, 40 yıldır verilmeyen ne varsa belediyeciliğine yeşil ışık yakacak. PKK'nın içerideki KCK tutuklu hepsi serbest bırakılacak. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin yani ses çıkaramaması büyük bir skandal, ama neyin işareti? Artık Kemal Kılıçdaroğlu elini verdi, kolunu kaptırdı. Kandil vesayeti altında bir adaydır. Önder Aksakal'ın dün söylediği gibi bu ülkede yani 2-3 tane cumhurbaşkanı adayı varsa bunun bir tanesi Kandil'in adayıdır. Kandil'in de desteklediği adaydır. Diğeri ise milletin desteklediği adaydır. Bir diğeri ise Muharrem İnce de gerçekten şunu ifade etti bugün. Bunlarda ne devletçilik kalmış, ne halkçılık kalmış, ne milliyetçilik kalmış. Bakın listelere diyor. Listeler üzerinden değerlendirme yapıyor. Yani CHP'nin bir ayarının kalmadığı, bir kimliğinin kalmadığı ortaya serilmiş durumda. Muharrem İnce de bundan bence güç alarak çıkacaktır. Bu iktidarın aleyhine de olabilir, lehine de olabilir. Şimdiden söylemiyorum ama sanıldığı gibi ya Muharrem İnce böyle yapıyor, Muharrem İnce böyle yapıyorsa yani seçimi ikinci tura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını biraz daha zorlaştıracaktır. Muharrem İnce olmasa özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turda, bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa, Muharrem İnce olmasa Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turda kesin kazanıyor şu an. Bütün tabii kamuoyu araştırmaları bunu gösterir. Siz gidin Muharrem İnce'nin elini öpün o zaman. Siz zaten onu da şey yapamayacaksınız. Yani birinci turda kaybedeceğinize ikinci turda kaybedeceksiniz. Biraz Muharrem İnce'ye tepkileri bu. Bahçeli'nin yaptığı da yani bunlar artık teröre rehin düşmüş durumdalar. Bu işte ortalarda liste kavgası var ama yani başka bir sorunu da gölgeliyor bu. Herkes sen ben kavgasına düşmüş. Ya kardeşim, sizin partiniz, sizin yedili koalisyonunuz kendisini PKK'ya, Kandil'e rehin vermiş. Siz yani kavga edeceksiniz, bunun için şey yapın, kavga edin. Şurada biraz. Şurada bir cümle okuyabilir miyim müsaadenizle? Buradan devam edin lütfen. Şerafettin Turpçu, CHP Zonguldak Milletvekili, eski 25-26. Dönem. Diyor ki, ifade aynen şu, okuyorum. Atatürkçü maskesi takıp da FETÖ ve PKK ile masaya oturacak ne kadar da çok hainimiz varmış. Tabii. Şimdi mesela biz bunu
ne kadar da söylüyoruz Sayın Alabar'da, hani bakın bu örgütlerle işbirliği yapmayın etmeyin diye burada. Hani sırtınızı millete yaslayın, çalışın, ne daha çok çalışın. Yok öyle bir şey. Vizyon üretim proje. E ne ya. Oldu şimdi yani hani? Yok öyle bir şey. Biz mi yanlış görüyormuşuz yoksa şu an yeni mi birden bir aydınlandı o kesim? Yani yıllarca hep şunu anlattık ya, gerçekten sahici Atatürkçülerin olmasını temenni ederdik. Ama maskeli Atatürkçüler böyle her fırsatta bu alanı, o seçmeni kendi peşinden koşturmaya çalışan, onları kontrol etmeye çalışan bir siyasi anlayış var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama şunu söyleyelim. Atatürk'ün kurduğu üniter devlet yapısını bugün Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile girdiği kirli ilişkilerle yerle yeksan etmek üzere. Mustafa Kemal Atatürk bugünkü CHP'yi görse derhal kapatırdı bu CHP'yi. Yani bu arzuladığı yol bu olmadı. Yeni sevre, bakın yeni sevre kapı açabilecek bir noktaya geldiler bunlar. Kimle? Efendim biz Kuvay Milliyeciyiz. Efendim biz Demokrat ya, amca. FETÖ'cüleri biliyoruz daha. Kalpaklı Atatürk fotoğrafı paylaşıp sürekli bu FETÖ'cülük yapan adamları, evet, devleti yıkmaya azmetmiş bir gruptan bahsediyoruz. Peki. Şimdi benzer şekilde CHP'de de böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Peki şimdi Sayın Alabar'da bir meclise yansıyan bir görüntü vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir kutu kurşun alıp böyle sağa sola saçtı. Bu arada o Twitter'da arkadaşlar buldu, ekrana da verdiler sağ olsunlar. Hani gerçekten CHP'deki gerçek ulusalcı Atatürkçü kişiler isyan ediyorlar şu anda bu yapılan listelere. Ne kadar haklı olup olmadıklarını da kendileri takdir ederler. Ama bir kesim de diyor ki ya olsun, bak PKK'cı olsun, FETÖ'cü olsun, ne olursa olsun biz gene de gidelim, oyumuzu verelim, yeter ki Erdoğan gitsin diyorlar. Onlar da enteresan bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu Akşener'in videosunu bir verir misiniz arkadaşlar? Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz, söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip kurşun burada. Tüm bunlara göğüs gerip tüm bunlara olmaz. Göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız, söz mü? Şimdi Sayın Alabar'da hem bu kurşun meselesini sormak istiyorum hem de için. Bugün görüntülerde yansıdı medyaya, bu CHP'nin olduğu otoyoldan havaya ateş açanlarla ilgili olarak da o gün de Sayın Kaftancıoğlu işte bizim partimizi hedef aldıklarını düşünüyoruz diye açıklamalar yapmış. Sonra yakalandılar. Ya biz sosyal medyada paylaşmak için video çektik, havaya ateş açtık diye ifadeler verdiler. Ben de hatta o gün demiştim ya bunlar nasıl ateş ediyorlarsa koca binayı nasıl isabet ettiremediler? Yani CHP'ye hedef almış. Hani birisine isabet ettiremezsiniz ama koskoca bir CHP genel merkezi ateş edip de isabet ettiremezsiniz diye, ya hani görme engelli olmanız lazım ya da hani alkollü falan olması lazım diye düşünmüştüm. Sorun da şu olacak. Hem bu kurşun meselesi hem CHP'nin bu konudan bir şekilde mağduriyet çıkarma çabası karşılık bulmadı galiba. Bu bir doz daha yukarı çıktı ama nasıl yormuşsun? Neyin öfkesi bu? Şimdi Meral Hanım'ın son 4 haftadan bu yana haleti ruhiyesini çok sağlıklı görmüyorum. Bravo. Yani bunu istihza, tahkir maksatlı söylemiyorum ama gerçekten İyi Parti'nin içerisinde nasıl bir zelzele olduğunu ve Meral Akşener'den kaynaklanan kalkmalar, geri dönmeler, daha sonrasında ortaya koyulmuş olunan tavırlar, Fatih Altaylı'da bir daha böyle asla bir şey yapmam diye çocuk gibi söz vermeler falan, İyi Parti'nin içerisinde birçok hususu karıştırdığı gibi tabanda da büyük rahatsızlıklara yol açtı. Birçok arkadaşım var İyi Parti ile yol yürümeyi düşünen, yönetim kadrosunda değil, yani ona gönül vermiş. Meral Akşener'in son bir aydaki çizmiş olduğu tablo İyi Parti'yi olduğu gibi eritti. Şimdi bunu sadece ben söylemiyorum. Demre Belediye Başkanı istifa eden, daha öteye geçersiniz partinin 2 numaralı ismi Yavuz Ağır Alioğlu'nun istifa ederken yapmış olduğu zehir. Zaten Çıray'da bugün geldi. Yavuz Ağır Alioğlu ki Meral Akşener'den sonra partinin içindeki 3-5 kişiden bir tanesiydi. Ortada birçok il ve ilçe teşkilatından istifaların nasıl adeta zincirleme bir reaksiyon içerisinde devam ettiği keza yine biliniyor. Şimdi bunu bir şekilde durdurması lazımdı Meral Akşener'in. Meclis kürsüsünde daha önce yapmış olduğu kahrolsun, istibdat, yaşasın, meşveret, hürriyet, istiklal diye adeta İttihat Terakki sloganlarını atmış olduğuna benzer bir modülü bu sefer boş kovan ve mermiler üzerinden atmaya başladı.
Ve orada Ömer Halis Demirler'in falan isimleri zikredildi. Ömer Halis Demirler boşuna mı şehit oldu gibi. Ömer Halis Demir şehit edilirken, köprüde insanlar katledilirken, o boğazı yukarıdan gören evinde Meral Hanım'ı o gece biz dışarıda tankın önünde ne hikmetse göremedik. Şimdi dolayısıyla Ömer Halis Demir'i katledenlerin KHK'lı kapsamında bütün suçlarının affedileceğini savunan bir ittifakın, bak bir daha söylüyorum, Ömer Halis Demir'i şehit eden KHK'lıların affedileceğini söyleyen bir ittifakın, iki numaralı partisinin başındaki şahsiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi mebuslarının ya da temsilcilerinin başına boş kovan atması, mermi atması bu gidişatı durdurmaya yöneliktir sevgili İbrahim. Ama ben Aytun Çıray en sonunda bu konuyla ilgili patladı. Yani partinin dedi baraj altında kalacak altılara kadar düşmüş, %6'lara kadar düşmüş oyundan ben mesul değilim. Şimdi böyle söylediğimizde aklı evveller var. Bir kere İyi Parti'nin baraj sorunu yok. Evet, ittifak içerisinde baraj sorunu olmadığını bilecek kadar burada bunları anlatıyoruz aylardan bu yana. Söylemiş olduğum, İyi Parti tek başına ittifak içerisinde kalmayıp gitse barajı dahi aşamayacak bir parti konumuna geldi. Meral Akşener'in uygulamış olduğu siyasetten dolayı. Bunun dışında Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyen, Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapmayı planlayan, işler kötüye gittiğinde Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yenilir yutulur olmayan ifadelerle, mealen söylüyorum, benim verdiğim oyla Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksın, partinden bakanlar olacak, hiç mi yüzün kızarmayacak anlamına gelen cümleler söyledi. Benden nasıl oy alacaksın tabii diye. Tabii ki tek kelime etmedi bugüne kadar Meral Hanım bu konularla ilgili. Daha öteye götüreyim, Fatma Kurtulan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oraya geldiyseniz, o koltuklara oturduysanız, siz de iyi bileceksiniz ki ey iyi partililer, PKK'ya gönül vermiş insanların da olduğu HDP'nin verdiği oylar sayesinde meclisin o kapısından zar zor içeri girdiniz, bize hat bildirmeye hakkınız yok şeklinde konuşma yaptı. Meral Hanım'dan bu konuyla ilgili bugüne kadar ağzından haddini bil Fatma Kurtulan lafını duyan var mı? Yok. Şimdi bütün bunlar ortadayken çıkıp da orada hiçbir şeye değişmem öksüz Türklüğümü gibi hamaset kokan, hakikat olan fakat Meral Hanım'ın ağzında hamasete dönüşmüş olunan bu cümlelerle efendime söyleyeyim partideki erimeyi Meral Hanım'ın durdurmasının pek mümkün olmadığını görüyoruz. Ama şu var ki ne öksüz Türklüğüm diye Meral Hanım'ın bu kadar olaydan sonra ağzına yakışmayan o ifadeler ne de Ömer Halis Demir cümleleri ne de saçılmış olunan mermiler Meral Hanım'ın partisindeki bu ilkesizlikten kaynaklanan kumar masasına dönmem dedikten sonra dönen, biz noter olmayacağız dedikten sonra önüne getirilen her şeye noter gibi imza basmak zorunda kalan Meral Akşener'in önümüzdeki süreç içerisinde karşılaşacağı manzaranın pek de hayır hah olmadığını aha da şimdiden çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kapsamda Canan Kaftancıoğlu'nun da buradan bir mağduriyet çıkartarak İYİ Parti'ye isabet etmiş olan merminin aynısı aslında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın önünde de yapıldı. Ama partimize isabet etmiş olan bir şey yok ama biz bir takım sesler duyduk. Sanki bir yerlerden tabanca atıldı şeklinde mağduriyet algısı çıkartmasını ciddiye almak lazım. Kumpas, kurmaca, düzmece, istihbarat teşkilatlarıyla da planlı programlı bir takım şiddet, tethiş, suikast, patlama, çatlama üzerinden şu kalan 30 gün içerisinde kendilerine mağduriyet algısı üretebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarının ispatıdır. Kesinlikle. Bu. Kesinlikle. Çünkü senaryolarında bu vardı. Tabii. Onun malzemesini çıkarmaya çalışıyorlar. Onun malzemesini çıkartmaya çalışıyorlar. Allah'a çok şükür ki kim nerede mermi atarsa atsın, MOBESE kameraları oluşturulmuş güvenlik ve emniyet tedbirleriyle kesinlikle kimin hangi plakalı araçtan attığı dahi tak diye bulunuyor. Nasıl? Şimdi bunları çok vatandaşlarımız ilgi alanlarına girmediği için haklı olarak belki bilmeyebilirler. Kamera tanıma sistemlerinden sizin arabanızın rengi ve modeliyle plakası eşleşmediğinde bütün emniyeti alarma getirecek sistemler var. Yani o kadar komplike yönetim sistemleri kuruldu. Böyle olunca da siz E5'in üzerinde arabanızdan bir şekilde arka arkaya 7-8 el havaya nişan alıp attığınızda
Bu bir infial uyandırıyorsa emniyetin sizi enselemesi ki enselede şu kadar kolaydır. Dolayısıyla Allah'a çok şükür bu anlamdaki sistemler geliştirildi. Ama şunu da ortaya koymak lazım. Ben görüyorum yani çevre yollarında bakın, efendim mesela otoyollarda bakın, karayollarında bakın, şehir tabelaları, kilometre göstergelerinin hepsi delik deşiktir. Ne demek bu? Hastalıklı deniyorlar. Bir, hastalıklı bir zihniyet var. Evet. Yani bunu İYİ Parti'nin binasına isabet eden mermiye küçümsemek açısından söylemiyorum. Bulunmasaydı asla küçümsemezdim. Derdim ki bak bu ciddi bir şey, bunun üzerine gidin. Şimdi Bekçi ile ilgili husus diyorlar ki yani biz bunu kabul etmiyoruz. O zaman dersiniz ki Bekçi'nin tabancasını alırsınız. Balistik raporlarını da alırsınız. Oradaki mermiyi de alırsınız. Bunları bir raporda siz hazırlatırsınız. Dersiniz ki bakın şu sebepten dolayı biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Yani bir mermi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor? Partimize yapılmış olunan saldırıyı diye CHP'li vekil. Ya nasıl partine saldırı yapıldı? Mermi değmemiş, kurşun gelmemiş. Sizin partinizin önünden geçerken patlamış olan bir tabancadan çıkan kurşun üzerinden algı yapılması mümkün olabilir mi? Selahattin Demirtaş ne yazdı biliyor musun? Bu atılmış olunan İYİ Parti'ye yapılmış olunan atılmış olunan merminin arkasında şey vardır. Cumhurbaşkanı vardır. Çünkü onun haberi olmadan hiçbir şey yapılamaz. Hocam ilk kapıda Akşener de Recep Bey kendin geldiği tabii kurşunları çek aramızdan. Tabii. Şimdi bak ama şunu söyleyeceğim. Selahattin Demirtaş ki eş başkanlığını zamanında yapmış olduğu HDP'nin dağdaki uzantısı konumundaki PKK tarafından 37 tane AK Parti'nin il ve ilçe başkanı, gençlik kolları başkanı öldürüldü. Direklere bağlandı. Ağızlarına para tıkıldı. Kurşuna dizildi. Sen nasıl bir adamsın? Bunlarla ilgili tek kelamın yok. Çıkıp da bir şey söyleyemedin. Şimdi utanmadan bulunduğu cezaevinden avukatları aracılığıyla sosyal medya paylaşımı yaptırtıyor. Bu cumhurbaşkanı olmadan yapılması mümkün değildir. Allah'tan korkun bu ülkede. Eğer faili meçhuller denilen kavram tarihe kavuşmuş da hiçbir şekilde bir faili meçhul ortada bırakılmamışsa bu iktidarın ortaya koymuş olduğu başarıdır. Peki faili meçhullerin en yoğun yaşandığı 90'larda bir ara İçişleri Bakanlığı yapan kim? Akşener. Kendisi. Doğru. Peki iki dakikam kaldı ama bir Nisan videosu izlettirecektim size aslında bu bölümü bitirmeden önce. AK Parti yarın seçim beyannamesini açıklayacak. 100 yılı atıfla 23 başlık olacak. Yani 2023 Cumhuriyet'in 100. yılını atıfla ama bu da Nisan ayında yaşananlar. Kısa bir akıtalım arkadaşlar. Bir Nisan şakası değil, eser siyaseti diye başlık açacak. Kalın seyredin. Yani şimdi Milli Muharip İnşaatı'nın gelmesi, hürriyetin çıkması, ondan sonra TOG'un vatandaşlarla buluşması birçok eser 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin gündemindeydi. Bugün de aslında onunla ilgili yine değerlendirmeler de oldu. Bunlar eserler. Şimdi onlar biraz aksan arkadaşlar size sorayım. AK Parti'nin 23 başlığı şahlanış dönemi olarak adlandırılacak ve Türkiye yüzyılı çatısı oluşturup anlatılacak diye yorumlanıyor. Sizce AK Parti'nin vizyonu ve muhalefetin vizyonu arasında gerçekten bir uçurum var mı yoksa bir sene 24 olarak biraz abartıyor muyuz bu işleri? Çünkü bir aya yansıyanlar bunlar. Ben çok tarafsız insan olarak söylüyorum. Ortada muazzam bir uçurum var. Çünkü yani aslında belirli bir döneme kadar Tayyip Bey'i şu nedenle eleştirmiş olabiliriz ki ben biraz da ona nokta dedim. Yani İşte mesela çok fazla özelleştirme yapıldı. Çok fazla mesela işte bir takım uluslararası piyasalara taviz verildi. Ve bir noktada da işte mesela çok fazla altyapı yatırımı yapıldı. Hı-hı. Kardeşim hep mi inşaat denildi. Evet, çok uzun zaman. Hatta bir ara beton ekonomisi deniyordu. Ama gerçekten gelinen noktada yani özellikle Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonra Tayyip Bey'in bu konuda bir beyanatı da var. Yani aslında arşivlerden çıkılsa o milat noktası diyebileceğimiz bir noktada da beyanatı var. Bu yönde ağırlık vereceğini. Dolayısıyla o noktadan bu zamana 5 sene içerisinde TCG'nin dolar konuşacağız. Yani son 5-6-7 senenin projeleri zaten. Türkiye muazzam bir atılım yaptı. Yani dolayısıyla Türkiye şu anda savunma sanayi üzerinden bir devlet özel sektör işbirliğiyle atılımlar yapıyor. Teknolojinin önemli alanlarında otomotiv sektörü gibi bir yerde kendi markalarımı çıkarıyoruz. Uzaya uydu götürüyoruz. Şimdi bu yapı içerisinde dediğim gibi yani muhalefetin düştüğü nokta her ne kadar bizim eylem planlarımız var dese de kendi içerisinde bütünlük arz etmeyen yani işte potansiyel ekonomi bakanı olarak lanse ettikleri bir kişiyle potansiyel cumhurbaşkanı olarak lanse ettikleri bedava deprem kurusu olmaz tamamen ekonomik olarak
Aynen, bravo. Yani tamamen işte konutlarla ilgili, duruşlarla ilgili de yani kendi işte tutarlı olmadı. Bir araya gitmem bir şey gerekiyor. Var. Kısa tabii bir mola rica edeceğim. Devam edeceğiz. Asıl sorumuz aslında burada şuydu. Muasır medeniyet seviyesi için gerçekten kim mücadele ediyordu? Birazdan bu konuyu konuşuruz efendim. Bravo. İkinci başlığımız Navarin'den TCG Anadolu'ya olacak. O başlık altında da bunları değerlendiririz. Lütfen bizden ayrılmayın. Masaya yeni bir başlık açtık efendim. Navalny'den TCG Anadolu'ya, aslında Anadolu'yu savunmakta diyebiliriz bu başlığa. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törenden kısacık bir sesi var. Önce onu hatırlatacağım, ardından Alabarda'ya soracağım. Nazar değmesin başlığıyla biraz gemiyi konuşacağız. Biraz da bu gemiye yönelik eleştirileri konuşacağız. Önce izleyelim. İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin ancak güçlü bir savunma sanayiyle mümkün olduğunu gördük. Bu anlayışla hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik. Dış alım yerine yerli ve milli projeler dönemini başlattık. Bu kararın ardından başlayan gelişmelerin sonunda ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan savunma sanayi firması sayısı 2700'ü buldu. Nereden nereye? İnanmak. Güçlenen ve büyüyen Türkiye'nin güvenliğinin artık kendi sınırlarının ötesinde başladığı gerçeğini herkes görmeli ve kabul etmelidir. Önce Sayın Alabarda, bir asker kökenli yorumcu olarak TCG Anadolu size ne ifade ediyor, onu da sorayım. Bugün Türk donanmasının bayramıdır diye düşünüyorum. Açıkçası biz gururlandık izlerken. Hani Sirkeci'ye gelecek vatandaş da gezip görebilecek. Hatta ben bugün bir de mesaj paylaştım. Bence Kadıköy'de bir uğramalı, Anadolu yakasında olanlar da mahrum kalmasın diye söyledim. Başlayalım isterseniz TCG Anadolu. Navarin'den TCG Anadolu'ya başlığıyla bakarsak aslında özellikle Erdoğan'ın ifadesi de hani tam bağımsız Türkiye için milli savunmada bağımsızlığın şart olduğunu gördük ve bu yönde adımlar attık cümlesi de bunu anlatıyor herhalde. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi gemiye ait spesifikasyonları çok fazla girmeyeceğim. Bugün çok anlattık izleyicileri zaten. Fakat 2015 yılında başlanıyor projesine, 8 yıl sürüyor. Yani öyle kolay şeyler değil. Birileri yazmaya başlamış ya işte İspanya'da da bunun kız kardeşi var, Juan Carlos diye. Aslında Türkiye'ye ait bir gemi değil falan gibi böyle birçok zırva. Yani ismini vermek ne kadar yanlış olur bilmiyorum ama Türkiye'de yerli ve milli bir tersane tarafından, Sedef tersaneleri tabii, Sedef tersaneleri tarafından, Türk mühendisleri, Türk işçileri tarafından %70 yerlilik oranıyla ve 131 alt yüklenicinin katkısıyla tam 8 yıllık geceli gündüzlü bir emeğin sonucunda bu şehirde imal edilmiş olunan bir gemi bu. Şimdi bu kadar böyle hakaret etmek, bu kadar bu konularla ilgili basite almak, Taha Akyol'un kerameti kendinden menkul oğlu Mustafa Akyol diyor ki, yani diyor dünyada ülkeler ikiye ayrılır diyor. Bunlardan diyor bir tanesi diyor Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi silahlarıyla övünenler, diğerleri de ülkelerinin refahıyla övünen ülkelermiş. Finlandiya gibi, İsveç gibi falan. Şimdi sapır sapır dökülen bir laf bu. Ya bunu 1990'lı yıllarda 30 Ağustos merasimlerinde yerde Alman tankları yürürken, gökte Amerikan tayyareleri uçarken, işte efendim her yerden bulup bir şekilde tedarik edilmiş helikopterlerimiz uçarken, fakat ertesi günde de karakollarımız basılırken söylemiş olsaydı şunu derdik. Ve adam doğru söylüyor. Yani Amerikan tayyaresi uçuyor, yerde Alman tankı yürüyor falan ama ertesi gün karakol basılıyor, 30 şehidimiz var. Yani biz bunlarla merasimlerde övünç duyuyoruz, gurur duyuyoruz ama Mehmetçiğimizin canına sahip çıkamıyoruz. Derdik bunu. Şimdi bu konular tam tersi oldu. Her şey yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş İHA'ya, SİHA'ya, Atak helikopterlerine, MİLGEM'e, ondan sonra ve işte bugün silahlı insansız deniz araçlarına, SİGA'lara ve bugün işte TCG Anadolu'ya geldi. Birileri bundan rahatsızlık duymuş. Rahatsızlık duyunca da Mustafa Akyol'a tweet attırmış. Sen bu tweet'i 28 Şubat sürecinde atsaydın sana o zaman helal olsun derdik. Neyse. Şimdi bu gemi neden önemli? İstersen hemen ona gireyim. Bu dünyada ilk kez üzerinde
silahlı insansız sistemlerin de görev ifa edeceği bir aslında gemi. SİHA gemisi. SİHA gemisi, evet. Aslında gemi demek yanlış oldu. Aslında bir SİHA gemisi. Yapılış amacı ise genel maksat amfibi gemisi maksadıyla yapıldı. Çıkartmada kullanılacak, lojistik destekte kullanılacak falan. Fakat zaman içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri P-35B tipi uçakları da üzerinden indirip kaldırmak maksadıyla bunu kullanabileceğini düşündü. Fakat Türkiye F-35B projesinden çıkartılınca bu gemiyi üzerinde SİHA'yı uçurmak istedi. Kızıl Elma da üstüne İşte uçak. Bugün denenen silahlı kuvvetlere teslimatı yapılan geminin güvertesinde ne vardı? TB-3 kanatları katlanabilen silahlı insansız hava aracı ve Kızıl Elma dediğimiz milli insansız uçak sistemi. Şimdi böyle söylediğinizde ya bu bir uçak gemisi değil. Evet, bizim bildiğimiz manada bir uçak gemisi değil ama üzerinde insansız uçak dediğimiz MIUS sistemlerinin de iniş kalkış yapabileceği bir gemiye doğru gidiyor ve bu konuyla ilgili olarak da Baykar gemiyle birleşik bir projenin içerisinde. Şimdi önümüzdeki süreçte bu geminin envantere alınması bir ilki de karşı karşıya getiriyor bizi. Bu ilk de şu. Türkiye belki Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi uçak gemilerinde ya da Fransa'nın uçak gemilerinde olduğu gibi bir uçak gemisi konseptine. Çünkü uçak gemisi sadece gemiden ibaret değil. Onun hava savunma müdafasını yapan etrafındaki donanmasıyla falan böyle komple kombine bir sistem ve sizin nerede görev yapmak istediğinizle de alakalı. Yani sizin Çin'deki Tayvan Boğazı'nda devlet olarak bir idealiniz var ve burada bir şeyiniz varsa sizin uçak gemisine de nükleer başlık taşıyan gemilere de ihtiyacınız var. Türkiye açısından baktığımızda bizim için Filipinler Boğazı'nda Türkiye'nin bir çıkar peşinde şu an için koşmadığını biliyoruz. Peki bu gemi o zaman niçin kullanılacak? Bu gemi Türkiye'ye karşı bölgesinde mütecaviz duygular besleyen ve silahlı kuvvetlerinin teşkilatını, teçhizatını da buna göre ayarlayan ülkelerin dengesini bozabilecek bir gemi bu. Neden? Neden? Şundan dolayı. Şimdi bu gemiden kalkan katlanabilir kanatlı TB3'ler, TB2'ler gibi, Aksungurlar gibi, yani Anka 2 versiyonunda olduğu gibi 50 saate yakın uçup tekrar dönebilecekse konvansiyonel bir muharip tayyareden çok daha uzun süre havada kalabileceği anlamına geliyor. Çünkü yakıt ikmali yapmaksızın tayyarelerin o kadar uzun süre havada kalmaları mümkün değil. Şimdi siz bu gemiyi aldığınızda, burası çok önemli, basına düşmüş bilgiler çerçevesinde söylüyorum, Girit açıklarında bir görev verileceği söyleniyor. Şimdi siz bu gemiyi aldığınızda sevgili İbrahim, Girit açıklarına bunu koyarsanız, bunu Adriyatik Denizi'nin girişine, İyon Denizi'ne yakın bir yerde konuşlandırırsanız, Aden Körfezi'nde. Efendim? Aden Körfezi'nde. Aden Körfezi'nde konuşlandırırsanız bu kuvvet çarpanı olarak devreye girer. Yunanistan üzerinden örnek vereyim. Sadece Yunanistan için bu gemiler yapılmıyor. Ben Yunanistan'da yaşamış bir insan olarak şunu gittim gördüm. Arnavutluk sınırının başladığı Epir bölgesinden, Adriyatik tarafına ve İtalya'ya doğru bakan köşesinden ta Mora Yarımadası'na kadar Preveze hattı boyunca Yunanistan'ın hemen hemen hiçbir savunma teşkilinin olmadığını o bölgede gördüm. Neden? Sırtını batıya yaslıyor. Sırtını batıya yaslamış. Yani İtalya tarafını orada bir tehlike görmüyor. Bütün dikkatini ta şeyden Batı Trakya'dan başlıyor. Batı Trakya'dan devam ettiriyor. Kavala, Selanik, oradan Larissa, onun altına iniyor. Mora Yarımadası'na kadar o Yunanistan'a göre doğu Türkiye'ye bakan tarafına ve adalara vermiş bütün teksifatını. Şimdi sizin tam böyle bir ortamda İbrahim, en önemli şey burada. Arkanıza konuşlanmış bir SİHA gemisiyle arka hattınızın sonuna kadar açık olduğu bir noktaya konuyu taşıyabilirsiniz. Ya ben bütün doktrinimi Türkiye'ye göre yönümü doğuya döndürerek yapmışken arkamda şu an TCG Anadolu üzerinde 30 tane SİHA, çünkü var rakamlar, evet. Ve bu 30 tane SİHA'nın Dağlık Karabağ'da, Ukrayna'da, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta cereyanı eden muharebeleri, teröre karşı mücadelelerin seyrini değiştirdiği biliniyor. İşte o yüzden bu bir game changer'dı. Son bir cümle. Bu gemi için alınması gereken en önemli tedbir şudur sevgili İbrahim. Sen buraya getirmişsin.
Navarin'de Osmanlı donanmasını yaktılar. Şimdi bildiğimiz anlamda konvansiyonel yakma bugün mümkün değil. Ha, Moskova kruvazörünü vurdular ve yanarak Karadeniz'in sularına girdi ama şey anlamda seyir füzeleriyle vurulduğu için. Şimdi dolayısıyla bunun hava savunma sistematiğinin sağlanması son derece önemli. Yoksa Navarin'e yani ne diyor? Remember Lepanto. Yani diyor ki İnebahtı'yı unutma. Evet. İnebahtı'yı unutma diye Washington Times'ta yazılar. Geçen sene çıktı. Tabii çıktı. Ben bugün sosyal medya hesabımda da bunu yazdım koydum. Hala bize gözdağı veriyorlar. Dolayısıyla bizim geliştirmiş olduğumuz Hisar A+, Hisar O+ ve gemi savar füze sistemlerine karşı yakın müdafada gemiyi koruyabilecek sistematikleri de ve hava savunma gemimiz olan TCG İstanbul'u da bir an önce donanmamıza kavuşturup Türk Deniz Kuvvetleri'ni Barbaros'un donanması gibi yapmak boynumuzun borcudur. Allah'ın izniyle. Ki bir mesela izniyle. Şimdi ben bugün notlarda da vardı. 100 yıl önce 1911'de işte Trabzonkarp cephesini savunmaya gideceğiz. Oy orası uf. Öyle... Donanma yok. Keşke bunu açsaydın. Yani bir cümle de oradan devam edelim. Ben sonra Sayın Aktay biraz daha söz vereyim. Şöyle. Şimdi mesela Atatürk işte Kuşçeşref gidiyorlar pas üzerinden. Tabii. Yürüyerek ordu tabii. Yok vesaire yani hani baktığınızda bir asır sonra yine biz İbrahim, gerçi Libya'dayız gerçi Allah İbrahim, aşkına o konuda bir ama. Bir Averof zırhlısıyla ne zorluklarla aldığımız Doğu Ege Adaları'nın tamamını kaybettik. Nasıl oldu? İtalyanlar Trablusgarp'ı aldıklarında, Trablusgarp'a asker çıkarttıklarında Mahmut Şevket Paşa talimat veriyor. Trablusgarp'taki, Libya'daki bütün askerleri Yemen müdafasına, Yemen topraklarına gönderince orada bir avuç Türk askeri kalıyor. Onlara da bir şekilde destek çıkıp İtalyanlara karşı direnç göstermek istiyorsun. Fakat onu da yapamıyorsun. Niye yapamıyorsun? Sen orada direnç gösterince o da geldi, Ege Denizi'ni kapattı, 12 adaları işgal etti. Türk donanması Çanakkale Boğazı'ndan dışarı çıkamadı. Bir Averof zırhlısıyla Ege'deki bütün adaları teslim aldılar. Şimdi düşünün biz nereden nereye geldik diye bakmak lazım gelir. O yüzden sen at dur oradan şey donanmasıyla askeriyle işte bilmem neyle Kuzey Kara övünür diye boş keseden atacağına tarihe şöyle bir bak ne demek istediğimiz çok net anlaşılır. Dolayısıyla bugünleri bize gösteren Rabbimize hamdolsun ama bulunduğumuz şükürüz. Noktayla hiçbir şekilde iktifa etmememiz bisiklete binen insan gibi pedala sürekli basmak zorunda olduğumuzu da unutmayalım. Niye? Sultan Aziz devrinin en büyük donanmasını yapmıştı. 1908 yılına gelindiğinde hem Sultan Abdülhamid'in hataları ama özellikle de İttihat ve Terakki'nin ortaya koymuş olduğu siyasetin sonucunda elimizde donanma adına bir şey kalmadı. Bunun karşılığında da Ege Adaları'nı vererek ödedik. Peki. Sayın Aktay, buradan da bir değerlendirme almak istiyorum ama aynı zamanda şimdi bir 12 saat sonra da IMC bizim ilk milli uydumuz gökyüzüne gidecek. Uzaya yolcu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bizi işte ambargolarla, kısıtlamalarla engellemeye çalışanlar aslında bir anlamda hani öldürmeyen güçlendirin misali bizim bu mücadelede de şevklenmemize sebep oldu. Geceli gündüzü çalışmanın sebebi de bu diye söyledi. Eyvallah. Hem Anadolu'yu hem de işte İmece'yi de biraz konuşalım istiyorum. Bugün Selçuk Bayraktar da özellikle gökyüzündeki hakimiyet meselesinin ne kadar kritik önemde olduğunu yerli motorlarla bu İHA'ların uçmasından duyduğu mutluluğu paylaştı ve hatta şöyle bir meydan okuma da oldu bu. Anadolu gemisinden ilk kim havalanacak? İsrail mi? Amerika mı? Biz mi? Hep beraber yarışıyoruz. Onlar da bu şekilde SİHA'ları kaldırmak üzere çalışıyorlar gemiden diye bir değerlendirmede bulundu ama sanki Selçuk Bayraktar biz daha önce yapacağız havasındaydı. Kızıl Elma için söylüyorum bunu tabii. Vallahi öncelikle şöyle başlayayım. Allah Selçuk Bayraktar'a güç kuvvet versin. Amin. Tabii Selçuk Bayraktar bir aslında örnek. Yoksa bir sürü kahramanımız var. Selçuk Bayraktar şu anda Türk gençler için çok önemli bir rol model. Tabii. Şimdi hiç de öyle bence hafife de almamak lazım. Aramızdan çıkan çok kıymetli değerleri dünya çapında bizi onur eden insanları da onur etmeyi öğrenmeliyiz. Yani bence burada çok büyük bir şahsı başarı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün bizim İlahi'ye mesaj attım. Selçuk Bayraktar Anadolu'nun üzerine soruları cevaplıyordu. İlahi de çok üşüdü. Soru sormayın artık diye. Çünkü o bir yandan böyle anlatmaya çalışıyor. Bir yandan ellerini ovuşturuyor. Orası bayağı rüzgarlıymış. Hasta edeceksiniz diye. O da abi biz de buradayız diye mesaj attı. Yani aslında hepimizde bu hassasiyet de var. Yani dünya çapında yeteneklere sahip işte işin tutkuyla yapan başarılı Türk gencinin neler yapabileceğini ortaya koyuyor. Selçuk Bayraktar. Cumhurbaşkanımızın teknofest nesli olarak ifade ettiği yani dolayısıyla bunun
teknolojik dönüşümde, o hamlede hep beraber çalışacağımız noktada önemli bir rol modeldir. Tekrar Allah razı olsun. Emekleri inşallah daha fazlasını görebilmeyi hepimize nasip etsin. Şimdi ben şöyle bir analizle aslında başlamak istiyorum. Değerli komutanımdan sonra aslında çok da söyleyecek bir şey yok askeri olarak. Ama hedefi koymak gerekirse dış politikada şu anda Türkiye'nin hedefi TCG Anadolu'da inşallah sefere de başladıktan sonrasında amaç Doğu Akdeniz'de üstünlük sağlamak, hakimiyet sağlamak. Yani bu tabii ki uluslararası hukuku koruyarak ama kendi haklarımızı, çıkarlarımızı koruyabileceğimiz açıkçası askeri taraftı. Çünkü Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yani diplomatik olarak hakkımızı alamadığımız yerde askeri unsurlarımızla da bizim sağda durmamızda hiçbir sakınca yok. Bunu yanlış okuyan, bunu işte askeri envanteriyle övünen ve dolayısıyla bunun da geri kafalı olduğunu iddia eden bazı aydınlarımız varsa da vardır. Ama valla bir ABD başkanı söylüyor herhalde. Sayın Alabar'ı daha iyi bilir ama bir uçak gemisi 100 diplomat gücündedir diye. Çok örnek var. Ama şuradan gelebiliriz. Navarin noktasına getirirsek biz bu konuyu. Biz Navarin 1827'de Yunan isyanında aslında bizim Yunanistan'daki topraklarımızın kaybı. Sonra oradaki yaşayan Türklerin soykırıma varan bir şekilde katliamıyla sonuçlanan ve dolayısıyla bizim oraya hızlı bir yardım götürememize de engel olan vehim bir olaydı. Ama biz geldiğimiz nokta bakarsanız aslında Osmanlı donanmaları yani bölgeyi gezen bilir. Preveze Deniz Zaferi'ni de biz yine aynı bölgede kazandık. Çünkü Osmanlı donanmaları Adriyatik'te dururdu. Yani zaten Ege'nin de o zaman Türk Denizi olduğu bir dönemde. Şimdi şuna gelmek istiyorum aslında konu. Yeni yazılan bir makale var. Bugün çıktı. Herkes şunu konuşuyor şu anda. Bu TCG Anadolu ile bizim dolayısıyla insansız hava uçaklarını deniz seferlerine sürdüğümüz ve deniz savaşlarında sürü halinde hareket eden Türk SİHA'larının deniz savaşlarında nasıl bir devrim yaratacağı ile ilgili. Çünkü biz kara savaşlarında gördük. Evet. Şu anda muazzam bir doktriner çalışma var ve bununla ilgili askeri uzmanlar yine sayın komutanım bilir bu konuda. Yani çok fazla yazılıp çizilen de var. Bu bizi tekrar ediyoruz. Yani nasıl ki TOG ile TOG'un getireceği bir ekosistem ile bir sürdürülebilir taşımaya ve bunun getirdiği yeni bir ekonomi hazırlanıyorsak açıkçası muharip tarafta da TCG Anadolu ve üzerindeki SİHA'lar ve işte Kızılayamamızla birlikte biz askeri alanda özellikle deniz savaşlarında yeni bir çığır açabilme noktasındayız da. Şimdi dolayısıyla bunlar çok büyük başarılar. Şimdi bunların üzerine uydumuzla birlikte açıkçası devreye alındığında ben buradan Sayın Selçuk Bayraktar'dan açıkçası önünde bir hedef kaldı diyorum. Elon Musk'ın SpaceX'ini de inşallah bir benzerini yapıp onu da o alanda da mücadele ettikten sonrasında da bizim önümüzde dünyanın teknoloji lideri olma veya işte başa güreşme noktasında çok bir engel kalmaz. Şimdi bunu söylerken izleyiciler bana şunu söyleyebilir. Yani işte Faruk Bey de çok abartıyor bu noktada falan. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı bugün aynı törende bir vurguladığı bir yeri de hatırlatmak istiyorum. Dedi ki bizim dedi askeri savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara çıkarmak istiyoruz ve çıkaracağız dedi. Şimdi 75 milyar doların nerede durduğuyla ilgili ben sayın izleyicilere açıkçası bir sıralama yapayım. Şimdi buraya gelmeden önce geçen yılın askeri harcamalarına baktım ben. Amerika ve Çin'den sonra bundan askeri harcamaları daha yüksek. Geri kalan 4 ülke Hindistan, İngiltere, Rusya ve Fransa'nın askeri harcamaları 60 milyar dolar civarında. 70 arası doğru. 75 milyar dolar askeri harcama hedefi ki şu andaki 20 milyardan çıkmaktan bahsediyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ki ben 50 olan projeyi 750'ye çektim zaten diyor. 75 milyar dolarlık askeri harcama Türkiye'yi dünyanın en fazla askeri harcama yapan 3. ülkesi konumuna getirir. Bakın bunu geçen başka programda söyledim. Dünyada diplomatik aktivizmde siz 5. olduğunuzda ekonomik askeri olarak en fazla harcama yapan 3. 5. devlet olduğunuzda sizin kendinizi çekmeye çalıştığınız noktasında hiçbir sıkıntı yok. Bunun tek önemli altyapısı olan ekonomik olarak gücü de biz sağladığımız zaman Türkiye bakın tekrar ediyorum şu anda dünyada aktif olan dünyada çok önemli hamleler yapan ülkelerin başında geliyor. Şimdi bu rakamları niye telaffuz ediyorum? Niye 5 tane dünyada diplomatik işte misyonda 5. askeri harcamada 3. olmayı hedefleyen bir Türkiye var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir şahlanış Türkiye 100 yılı derken bunun altını rakamlarla da dolduruyor. Yani dolayısıyla burada kurum milliyetçilik yapıp işte plan projeden değil ve burada da örnekleri yani altyapı alanında, savunma sanayi alanında bu yaptıklarından sonrasında somut rakamları koyduğumuz zaman da biz zaten Türkiye 100 yılını görüyoruz. Yani dünyada en fazla 3. askeri harcama yapabilen bir ülke olabilmek için de
bir ekonomik altyapıyı da sağlamamız gerekiyorsa bununla ilgili de gerekli adımlar atılacaktır. Dolayısıyla TCG Anadolu bizim şu andan itibaren amiral gemimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı da dediği gibi inşallah uçak gemileri, nükleer uçak gemileriyle de bunları devam ettirdiğimiz donanma hamlelerimizin devamı gelir. Dediğim gibi ben çok mutluyum. Teşekkür ederim. Peki. Ben bir şeye girebilir miyim? Çok buyurun. Güzel bir mesaj geldi. Hemen 10 saniye. Şimdi şeyi konuştuk ya. Hani bu işte zaten yurt dışı patentli bir şey. Niye yalan söylüyorsunuz falan. Çok sevdiğim bir arkadaşım Turhan Sayın. Diyor ki Yusuf Hocam bu Anadolu uçak gemisinin firma ismi vermiyorum. Uçak gemisi demeyelim ya, siyah gemisi. Siyah uçak gemisi size çok kafa yapıyorlar. Tamam. Ya siz tamam, uçak gemisi görmemişsiniz. Bu TCG SİHA gemisinin pis zemini ve diğer bütün malzemelerini firma olarak biz imal ettik diyor. Şimdi Allah razı olsun. İşte onu söylüyorum. Yani 75 bine çıkmış savunma sanayinde çalışan genç insanımızın sayısı. İstihdam böyle sağlanır. Yoksa muhtarlıklara bir değil 5 kadro verirsiniz. Soğan derdi de çözülür, işsizlik derdi de çözülür. Soğan yani. Derdi de çözülür, merak etmeyin. Yani, eyvallah. Soğan derdi çözülür, gerçekten. Çözülür. Yani şimdi mesela kimse söylemiyor ama patates de bugün 10 lira mıydı, 12 liraydı. Sabahleyin gelirken baktım bizim mahalledeki manavdan, 12 liraydı. Mesela şimdi patates soğan ikilisi olarak hep gündeme geldi 2019'da o seçimde. Şimdi bu sefer sadece soğan tek kaldı, patates pek tutturamadı. Bizimden sonra inşallah da düşer. Şunu da söyleyeyim, memleketin böyle bir özelliği var. Ben Niğdeli olduğum için biliyorum, bazen de elinizde kalır. Hatırlayın yani Kılıçdaroğlu'nun mesela kendi şeyi vardı. Ya bu patates üreticisi mağdur etmeyin diye Erdoğan da tamam hepsini alın vatandaşa dağıtın diye. İki ya da üç sene oldu. Yine hatta bir ondan Ramazan'dı. Sonra, evet yine bir ondan sonra hatta yani işte ya bu patates... Yani enteresan bu işlerde tabii planlama önemli, onu da görüyoruz. Şimdi Sayın Tayyip hem bu konuyla ilgili varsa değerlendirmenizi alayım hem de şu 1 Nisan'a itibariyle yansıyanları şöyle bir hatırlatayım izleyicileri. Az önce mola vermeden önce biraz paylaştık ama yani yatırımlar ayıydı diye. TOG yollardaydı, Çam-Sakura metrosu açıldı, TCG Anadolu donanmada. İşte Milli Muharip Uçak Hürjet pistte çıktı. 23 Nisan'da. Yeni Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek denenmesi için. Yerli uydu imece uzaya çıkıyor. Karadeniz gazı evlere ulaşıyor ki Halk TV'de onunla da kafa buluyorlardı. Ya gaz geliyor ama evlere gitmeyecek, o daha Filyos'a gelecek diye. Enteresan bir şekilde nasıl ikna edilecek bilmiyorum. Bir kitle var böyle, hani gaz gerçekten geliyor. Vallahi de geliyor, billahi de geliyor diyeceğimiz bir kitle var. Akkuya nükleer yakıt konuluyor. 2 gün önce rüzgar enerjisinde Türkiye rekoru kırılmıştı. Evet. Güneş enerjisi panellerini biz üretiyoruz. Memleketin her tarafında artık güneş enerjisi tarlaları var. Listeyi daha uzatabiliriz. En çok sevdiğim şuydu. Cumhuriyet'in 100. yılı için 100 milyon yavru balık denize bırakılacak. Hani balık da aman canım 100 milyon balıkla mı övüneceğiz diyebilirsiniz ama ben çok önemsiyorum. Bir olta balıkçısı olarak onu da söyleyeyim. Bu alanda baktığımızda siz gidişatı nasıl görüyorsunuz? Evet. Ya bir akamete uğrarsa çok üzülürüm ben. Evet. Yani Türkleri İnebahtı'yı unutmayın diyorlar. Preveze'yi bilmiyoruz ama İnebahtı'yı böyle herkese bir ezberletmiş durumdalar. Evet. Ya bugün konuştuğumuz konu da bununla bağlantılı. Yani Türklerin kırdıkları özgüvenlerini 100 yıl sonra yeniden güzel yerine konuluyor. Ya burada işte TCG Anadolu'yu konuşuyoruz. Uçak gemisi de olabilir ki onun da çalışmalarına başlanıldı. Bir kesimi herhangi bir konuda tatmin etmeniz mümkün değil. Eğer ya bir TCG Anadolu yapmışsınız SİHA gemisi, bıraksanız biz uçak gemisi yapacağız deseler, yani bir hak vereceğim kendilerine. Fakat mesele bu ülkenin bir şey yapma ihtimali yok. Bu ülkenin üretme ihtimali yok. Bu ülkenin büyük bir devlet olma, büyük bir millet olma ihtimali yok. Bunları da bir büyüklük tutkusuyla yapmıyoruz bakın. Yani meseleyi insanlar belki saptırıyor. Efendim neyinizle övünüyorsunuz? Uçaklarınızla, gemilerinizle mi övünüyorsunuz? Yani biraz mor karbürle de övünüyoruz yani. Evet evet. Yani insanlıkla övünelim diyenler şunu... Onunla da övünürüz. Dünyada en büyük çok bir yardım yapan evet ülke statüsündeyiz. Şöyle bir aldatmaca var tabii. Yani bu topraklara biçilen rol bundan sonra, yani 1920'den sonra Türkler kendi yağında kavrulacak. Büyürse budayacağız. Küçürse biraz el atacağız gibisinden. Şimdi bunun ötesine, bu sınırlarının dışına çıkmasını Türkiye'nin pek istemiyorlar. Yani Batı'nın Türkiye ile ilgili koyduğu çerçevenin, sınırların dışına çıkmasını Türkiye'nin büyük bir problem olarak addediyorlar. Ve maalesef içeride de gerek siyasetçi takımı gerekse işte böyle
yazar, çizer, akademi çevreleri meseleyi başka bir yerden alarak Türkiye'yi bu çerçevede tutmaya çabalıyorlar. Türkiye'nin yeni yüzyılı aslında Türkiye'nin kendi küllerinden doğuşunu, tarihte hak ettiği yeri alışını, fakat daha da önemli olarak bu milletin güvenliğini önceliyor. Yani büyüklük saplantısı dolayısıyla bunlar yapılmıyor. Çok daha şey, büyük silahlara sahip olalım. Yani büyüklük tutkusuyla da ilgili değil. Öncelikle bu coğrafyada, bu vatan toprakları üzerinde yaşayan her insanın güvenliğini, refahını öncelediği için, tabii, hayati bir ihtiyaç olduğu için bu çabalar devam ediyor. Anadolu'yu korumak için. Bakın, Anadolu'yu korumak için. Biz bundan 100 yıl önce Anadolu'yu korumak için çok büyük sayıda insanımızı şehit verdik. Dünyanın diğer yerindeki Müslümanlar da buraya göç ederek bu Anadolu'da kendisini elinde tuttu, vatan toprağı edindi. Şimdi bunun da elinden alınmasını istemiyor. Yani burada motivasyon daha çok büyük, işte daha çok üretiyoruz, büyüklük tutkusuyla ilgili değil, güvenliğimizle ilgili, vatanımızın güvenliğiyle ilgili, ülkemizin, devletimizin güvenliğiyle ilgili meselelerdir. Etrafımıza bakalım. Devlet gerçekten bu devletin ihtiyaç duyduğu bileşenleri sağlayamayanlar devlet olarak dağılmıştır. Milletleri de diaspora biçiminde dünyanın her yerine savrulmuştur. Yanı başımızda 20 yıldır insanlar ölüyor. Devlet çöktüğü için insanlar ölüyor. İşgale uğradıkları için, dışarıdan müdahaleye açık hale geldikleri için. Bu çerçevede bakalım. Peki, o zaman söz hani 20 yıldır insanlar ölüyor'a gelmişken Irak Süleymaniye'de ne oluyor başlığına da geçelim müsaade ederseniz. Süremiz zaten az kaldı. Şimdi önce bir İbrahim Kalın'ın bir değerlendirmesi vardı. Anadolu Ajansı'nda bir röportaj verdi. Özellikle bu PKK helikopteri düştükten sonra dikkat çekici ifadelerdi diyebiliriz. Masayı değiştirelim arkadaşlar. Üçüncü başlığımıza geçelim. Müsaadenizle o başlığı da hatırlatayım. Irak Süleymaniye'de ne oluyor başlığına geçeceğiz. Evet, şimdi Sayın Alabar'da soracağım ama öncesinde bir İbrahim Kalın'ın konuşmasını bir izleyicilerimize izlettireyim, hatırlatayım, sonra devam edelim. Orada tabii yaşanan hadise, bu helikopterin düşmesi. Biz bunun takipçisiyiz. Bunu kim verdi, kim finanse etti, kim uçurdu, kim eğitimini verdi? Burada olanları biliyoruz, kimler olduklarını biliyoruz ama arkasında kimler var konusunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Süleymaniye'den uçuşları da o dönemde biz hava şeylerini kapattık bu olay üzerine. Ama bundan daha ileri atacağımız adımlar var. Orada PKK'nın Süleymaniye'de yahut başka bir yerde, yani Mahmur kampında olabilir, başka yerlerde olabilir, nerede olursa olsun PKK'nın orada yuvalanmasına ve ülkemize karşı bir tehdit olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Rusya'dan da beklentimiz özellikle Tel Rifat bölgesindeki PYD-YPG unsurlarının çıkartılması o anlaşma çerçevesinde. Peki, şimdi Sayın Alabar'da öncelikle hem İbrahim Kalın'ın açıklamalarını bir değerlendirmenizi rica edeceğim ama hem de gerçekten ne oluyor Süleymaniye'de? Evet, zaten Süleymaniye'de ne oluyor konusunu şey yaparken Sayın Sözcü'nün de söylemiş olduğu şeylere temas edeceğim. Şimdi aslında defalarca bu suçüstü yapıldı. Yani BBC'nin DH'ları taşırken yaptığı haber vardı. Evet, DH'lar, kamyonlarla el sallayıp, istenilen yerlere gidiyordu falan, bunları geçtim. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı en az 3-4 ana elebaşı üzerinde Suriye'den aldıkları talimatla Fişabur sınır kapısı üzerinden Irak'a girip oradan ta Kandil'e kadar giden, Kandil'de görüşmeler yapan ve geri dönerken de Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından indirilen teröristler var. Biz bunları biliyoruz. Evet. Bu aslında bir suçüstüdür. Neden suçüstüdür? Aklımızda dalga geçecek şekilde şu söyleniyor. Ya kardeşim, YPG ayrı şey, PKK ayrı şey. YPG'nin terör örgütü olmadığını tabii Amerika söylemiyor sadece. Türkiye'de Amerikan siyasetini izdüşüm siyaseti olarak memlekette pazarlayan siyasi partiler de söylüyor. YPG'yi biz vatanını, topraklarını savunan bir şey. Dolayısıyla da şimdi mesela hocam biraz önce örnek verdi. Terör nereden gelirse gelsin karşıyız diyor, değil mi? Ortak politikalar mutabakat metninde biz 6 parti bir araya geldik. Aha da bu bizim iktidara geldiğimizde siyasetimiz diye kütük gibi bir şey attılar, değil mi? Tamam, ne güzel çalışmışlar. Açıyorsun bakıyorsun 300 sayfaya yakın. İçinde bir tane YPG geçmiyor.
PKK. İçinde PKK geçmiyor. Ya şimdi her şey gözümüzün önünde oluyor. Şimdi dönelim şeye. Sen beni hani diyorsun ya editör olarak dur oraya çok fazla girme konuya. Şimdi yine suçüstü. Ana konudan çok sapmayalım. Yine suçüstü yakalandılar. Neden? Helikopter düştü. İçinde PKK'lılar. E hani YPG'nin Kandil Dağı'ndaki PKK'dan farklıydı? Halbuki Duhok'un Cemalkesi'nde düştüler. Yani PKK'nın olduğu bölgede düştüler. Düşenler kim? Suriye'nin YPG'si. E hani alaka yoktu? Artık mızrak çuvala sığmıyor sevgili İbrahim. Sayın Sözcü de onu söylüyor. Yani bu yine bir suçüstüdür. Bunu Sayın Bakan Hulusi Akar açık bir şekilde teröristlere verdiğiniz helikopterlerle ne halt karıştırdığınızı biliyoruz anlamına gelen açıklamalar yapmıştı. Yettiler mi? Yetmedi. Milli Güvenlik Kurulu'nun 3. maddesinde bildiride dedi ki terör örgütlerine artık helikopter vererek destekleme aşamasına geldiniz. Şimdi buradan bir parantez açacağım. Ana konudan sapma değil. Sorun şu. Muhalefet bir hükümet Kılıçdaroğlu önderliğinde kurduğunda muhalefetin Milli Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'ne teröriste helikopter verdiniz ama helikopterle de başa çıkmayı biliriz diye bir cümle kurabilecek mi? Bir, Milli Güvenlik Kurulu'nda Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçilirse Milli Güvenlik Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne artık helikopter desteği vererek öz hakiki koç gibi taşımacılık yapmaya başladığına dair oraya ibareyi koyabilecek mi? Hadi o öz hakiki koç sakın alınmasın. Öyle bir firma yok. Öyle bir firma yok. Tamam peki. Öyle bir firma yok. Tamam. Ondan sonra ya da ha şimdi derler ki biz teröristlerle hayır, 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 koyma, hayır. Ortalık karışır. Öyle bir teşbih yapmam eyvallah. Eyvallah. Şimdi ya da terör örgütünün baldırı çıplak elemanı Mazlum Kobani'yi Suriye'nin herhangi bir bölgesinde gördüğünde Milli İstihbarat Teşkilatı'na tetiğe bas benim şanlı Milli İstihbarat mensubum diyebilecek misiniz, diyemeyecek misiniz? Diyemeyecekler. Peki diyemeyeceğini neye göre söylüyorum? Ya sen ortak politikalar mutabakat metnine YPG yazamadın, tetiğe nasıl bastıracaksın? Şimdi bunları konuşunca hep güvenlik konuşuyorsunuz. Ya dağında, bayırında, ovasında, karakolunda 40 seneden bu yana bu ülkede Mehmetçik boğazlandı, şehit edildi. Kurbanlık kuzular gibi, gök ekim biçilir gibi biçildi. Ne konuşacağım ya? Yani şunun şurası 4 sene, 5 sene önce bu ülkede Garda, Sur'da, Merasim Sokak'ta, Kızılay'da, bravo, Kayseri'de, Dolmabahçe'de bombalar patladığında İnsanların sabah kalktığında ilk söylediği şey neydi? Nereye gidiyoruz ya? Ne oluyor falan? Evlatlarımız gök ekim gibi biçiliyor. Daha şunun şurası 1,5 ay önce İstiklal Caddesi'nde patlayan bombayı PKK'nın koyduğuna inandırabilmek için amuda kalkıp program yaptık. Vallahi de PKK yaptı, billahi de PKK yaptı. Yok ya, DEAŞ Allah'ın belası terör örgütü yaparsa aklanmış mı oluyorsunuz? DEAŞ da bir terör örgütü ve hepsinin ipi de birilerinin elinde. Şimdi tam böyle bir ortamda Süleymaniye'de havalimanı çıkışında Mazlum Abdi denilen baldırı çıplağa yönelik bir patlama olmuş. Bunu Milli İstihbarat Teşkilatımız yapmış olsaydı bundan öncekiler gibi ben yaptım derdi. Eğer bu konuyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı açıklama yapmayıp ben yaptım demiyorsa bu saldırı kendi aralarında belki de Mazlum Kobani'nin Amerika'nın elinden uçmamasını sağlamak için bir korkutma operasyonudur. Yani kendi kendilerine yapmış oldukları bir operasyondur, tamam mı? Şimdi ben olaya böyle bakıyorum. Sonra ne oldu? Mazlum Kobani Suriye'den ötmeye başladı. İşte bu saldırıyı Türkiye'ye yaptı da bilmem ne de. Peki o zaman ben buradan soruyorum Brett McGurk'e. Ya bu adam Suriye'nin eşkıyası, İran eşkıyasından farklıydı. Süleymaniye Havalimanı'nda bunu nerelere uçuruyorsunuz? Kimlerle görüştürüyorsunuz? Asıl sorulması gereken soru bu. Orada? Ne pişiriyorsunuz siz? Çünkü bu adam Suriye'den 1500 kilometre ötede İran hududuna gidiyor. Suriye'de hemen hemen sınırımızın dibindeki noktadan. Ve oradaki Süleymaniye uluslararası havalimanından çıkışta oluyor bu olay. Nereye götürdünüz? Hangi istihbarat teşkilatlarıyla görüştürdünüz? Hangi planlamaları yapıyorsunuz? Toplantılarınıza DEAŞ'lılar da katılıyor muydu? Bu DEAŞ'lılarla PKK'lıları yan yana getirip nerede çatapat yaparak bir takım emellere ulaşmak için bir takım projeler mi yürüttünüz? 14 Mayıs seçimleri bu yapmış olduğunuz toplantılarında gündeminde var mıydı? Asıl sorulması gereken sorular bunlar. Şimdi bunları sormuyorsunuz. CENTCOM'un yetkilisi Amerikan askerlerinin hayatı tehlikeye falan.
Ya biz 40 seneden bu yana bu topraklarda sizin elinizle beslediğiniz çakallar yüzünden evlatlarımızı yitiriyoruz. Siz orada Amerikan askerlerinin yanında bomba patladığında rahatsızlık duyuyorsunuz. Biz tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tek askerinin saçının kılına zarar gelsin istemeyiz. Neden? Kağıt üzerinde de olsa bir ittifaklık ilişkimiz var. Ama şunu görüyoruz kardeşim. Sen benim sınırımın dibinde eşkıya beslemeye devam edersen bu ülke o eşkıya karşı tedbir almaya devam edecek. Ha, burada sorun şu. 14 Mayıs'tan sonra iktidar değişirse yine almaya devam edecek mi? Sırrı sakığı dinlediğimde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlediğimde, partinin ortak politikalar mutabakat metnine bakıp içine bir kelime bile PKK-YPG'yi yazamadıklarını gördüklerimde anlıyorum ki sevgili İbrahim, bu konularla ilgili Irak ve Suriye'de PKK-YPG rüyasında görse kendini tokatlayıp kendine gel diyeceği bir cennete doğru açılan kapıyı adeta bulmuş gibi sevinecekler. Umutları o. Peki şimdi Sayın Aktaş size geleceğim ama bir üstada bir şeyi soracağım. Şu Barzani ve Talebani'nin pozisyonunu soracağım. Sayın Tayız çok daha o konulara hakim bir isimdir. Tabii, size de geleceğim şimdi müsaadenizle. Özellikle Çavuşoğlu'nun bir uyarısı var. Onu dinlettirip size de soracağım bu meseleler nereye gidiyor diye. Şimdi burada Barzani aşiretinin ya da işte Erbil yönetiminin daha önce PKK yönelik tepkilerini içeren birçok açıklaması olmuştu. Hatta işte bölgede işgalcisinize varan ifadeleri vardı ama Talebani yönetimi sanki biraz daha YPG ile iş tutuyormuş gibi bir durum var. Bu en son meselede de yani Süleymaniye'nin de Talebani ailesinin ya da Talebani aşiretinin olduğu bölgede olduğunu hatırlatmakta fayda var izleyicilere. Buradan sorayım size Kürt siyasetinde de PKK-YPG ile ilgili bir kırılma mı var? Barzani kendine göre bir tehdit olarak mı görüyor bu YPG pozisyonunu? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani, yoksa Talebani bunları arkasını yaslayıp Barzani yönetimine karşı alan mı güçlendirmeye çalışıyor? Hedefler, planlar ne sizce? Ne oluyor yani Süleymaniye ve çevresinde? Yani biz Doğuk'ta helikopter düştüğünü hiç öğrenemeyebilirdik. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG'yi işte Suriye'ye falan işte Suriye'den alıp Süleymaniye'ye götürüp getirdiğini, bir takım operasyonlar yürüttüklerini bu coğrafyada bilmeyebilirdik. Nereden biliyoruz? Barzani. Onlar açıkladı. Deşifre etti bu ilişkiyi. Şimdi bu Erbil yönetimi ifşa ettiler. Evet, Erbil yönetimi Türkiye ile daha yakın bir ilişki içerisinde öyle durmak istiyor. Durduğu müddetçe de bence bu ilişki devam eder. Yani eğer sağa sola kazanırdı, kırmazsa dümeni burada devam eder Türkiye ile yakın ilişkileri. Onlar kendileri açısından da biliyorlar. PKK, Talabani İran üzerinden bir ittifak üzerine ve Amerika Birleşik Devletleri, yani bölgede ittifak biraz böyle şekillenmiş. Barzani'nin de burada sığınacağı tek yer Türkiye. Yani Erbil'in Türkiye'den başka nefes borusu yok. Barzani'yi iki kaşık suda boğarlar orada, kendi hakimiyet alanlarından elinden alırlar. Şimdi burada Celal Talabani'nin oğulları de eskiden beri durduğu pozisyon İran'dan destek alarak işte Süleymaniye'de ya da işte o bölgede belli yerlerde hakimiyet oluyor. Yani İran desteği burada çok önemli. Talabani'nin aslında Barzani karşısında o kadar büyük gücü yok. Fakat İran'ın desteğiyle, bir de Amerika'nın desteğiyle Talabani diye bir güç ve hakimiyet bölgesi söz konusu. Bu olaylar da yani Türkiye'de Süleymaniye'yi hedef alıyor. Buraya ilişkin biz kendi hava sahasımızı şey yaptık, kapattık. Yani biz Sincar olmasına izin vermeyeceğiz diyor açıkçası. Şimdi bu helikopterler nereden gelmişti? Bunu da önce de ben açıklamıştım. Bu Erbil yönetiminin istihbaratının değerlendirmesi şuydu. 9 milyon dolara 2 yıl önce Talabani 2 tane helikopter verdiler PKK'ya. Bu ilişki fakat bu helikopterin kullandığı hava koridoru Amerika'nın denetimindeki bir hava koridoru. Biz bu son insansız hava saldırısıyla bu terör örgütü YPG'nin başındaki isminde içinde olduğu Amerikalılarla beraber olduğu bir yerde bir patlamanın ya da bir müdahalenin gerçekleştiği haberini duyduğumuzda şu sobelendi. Yani aslında şöyle bir Amerika'yla YPG'yi Süleymaniye'de PKK'nın kucağında sobelendi. Yani bunu siz gizleyemezsiniz. Bakın ortada şöyle biliyorsunuz
SDG ilk önce bunu yalanladı. Hayır efendim, hiç öyle bir şey yoktur. Amerika'da bunu açıklayınca, medyaya düşünce onlar da evet öyle bir şey oldu dediler. Yani şunu söyleyelim. Türkiye'de maalesef muhalefet çevreleri bu terör örgütü YPG'den gelen bütün açıklamaları böyle ayetmiş gibi hiç doğru kabul eder. Ama bunlar kadar yalancı bir güruh daha yoktur. Yani bunu böyle bilelim. Bunlar sürekli Suriye'nin kuzeyine alınıp... Peki, sürem çok az kaldı. Erdoğan, ABD'ye seçimde bir ders vermeliyiz açıklaması da aslında bu süreçlerle ilgili mi? Yoksa CHP'de Kılıçdaroğlu'na ABD elçisi Flake'in ziyareti bardağı taşıran damla mı oldu? Bir evet. dakikada toparlamamızı rica etsem. Amerika'nın bölgedeki planlarıyla ilgili biz mücadelemizi yürütüyoruz. Amerika'nın bölgedeki mücadelesi çok net. Bu terör örgütlerini organize eden temsilcileri söz konusu. Burada nihai amaçları da şunu bilelim. Bölgede Türkiye'ye yakın olan güçleri de biraz şey yaparak, elemine ederek İran'ın da desteğiyle bölgede Türkiye'ye karşı bir güç oluşturmak istiyorlar. Garnizon terör bölgeleri yaratmak istiyorlar. Türkiye buna karşı bir mücadele vereceğiz, bir ders vereceğiz. Tabii Flek üzerinden bu açıklamayı yaptığında, ama şunu görelim. Şöyle bir tablo çıktı ortaya. Burada 100 yıl önceki gibi böyle Amerikan mandacılığını savunan bir siyaset güruhu var ve buna karşı da ülkenin bağımsızlığı, dışarıdan bağımsızlığını savunan bir millet gerçeği var. Bu ikisi arasında bir mücadeleye, çekişmeye döndü 14 Mayıs Peki. seçimleri de. Bir referandum niteliği kazandı. Bu Doğru. açıdan biz burada muhalefete yönelik seçim sandığında bir ders verilmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ders verilecek. Peki, tam da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu meseleyle ilgili bir açıklaması oldu efendim hafta içinde. Açıkçası hani muhalefete de soruyor, gerçekten siyasetiniz nedir diye soruyor, kimlere ne sözler verdiniz diye soruyor. Aslına bakarsanız sadece Çavuşoğlu sormuyor. Ya mesela HDP'li Sırrı Sakık da dedi ki yani kapalı kapılarda konuştuklarımızı artık çıkın bir açıklayın, yeterdi, seçim geldi dedi. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Kimi çıkaracaksınız o zaman, onu söyleyin. PKK'lıları mı çıkaracaksınız, FETÖ'cüleri mi çıkaracaksınız? Daha açık konuşun, daha açık. Ne kazanımız varsa karşı çıkıyorsunuz. Bize güç ver. Türkiye sevdası. Devletimizi, milletimizi hedeflerine ulaştırmak için. Çıkar ittifakı yok bizde. Maalesef Türkiye Azerbaycan'a yardım etti diyenlerden bir şey olmaz bu anlamda. Olmaz. Bize aferin desinler, şunu yapalım da bize aferin desinler diye siyaset yapanlardan bu memlekete, bu millete bir fayda gelmez. Vallahi gelmez, billahi gelmez. Yani bunların da öyle bir derdi de yok zaten. İHA'lara, SİHA'lara karşı çıkanların derdi mi? Yine yurt dışına bağımlı mı kalalım? Sayın Aktar, buradan size devam edelim efendim. Hem işte seçimde ABD'ye bir ders vermeniz meselesi, hem de bu Bakan Çavuşoğlu'nu ya kimi nereden çıkaracaksınız cezaevinden? Bugün de yine bir HDP'nin açıklaması vardı, artık cezaevinden çıkaracağız hepsini diye. HDP cephesi zaten bayağı bir böyle bir özgüvenli açıklamalar yapıyor son dönemde. Ne sözler verildi kapalı kapılar ardında aslında yavaş yavaş belli oluyor diye de düşünüyorum. Siz nasıl yorumlarsınız hem Çavuşoğlu'nun bu uyarılarını, hem de bu Süleymaniye'den yansıyanlara baktığımızda, bu coğrafyada herhalde azıcık uyursanız hemen üzerinize basıp geçiyorlar. Doğru. Öncelikle ben Sayın Bakan'ın ağzına sağlık demek istiyorum. Çünkü çok yerinde sorular sormuş. Şimdi tabii şöyle başlamak lazım. İnsanlarımıza biraz, yani neden bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmak bir vatandaşlık görevidir? Yani bunu biraz anlatmaya çalışmamız gerekiyor. Şu anda Sayın Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın ve Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde, bakın, dünyada bu kadar tecrübeli devlet adamları yok. Şimdi bu devlet adamları 20 senedir, 15 senedir, işte alanları 10 senedir bu dosyaların içindeler. Yani dolayısıyla Türkiye'nin neyi kazanıp neyi kazanamadığı, neyin hangi yolla alınıp alınabileceği noktasında türlü manevraları denediler ve türlü sonuçlar almaya çalıştılar. Ve gelinen nokta bu ise, dolayısıyla insanımızın anlaması gereken şey hakikatin de bu olduğu gerçeği. Şimdi ana muhalefetin, özellikle Kemal Bey'in bu noktada anlamadığı iki şey var. Kemal Bey, bölücü terörün, PKK terörünün 40 senedir bu topraklarda verdiği mücadelenin ve Türk milletinin direnişinin, biz bu toprakları böldürmeyeceğiz, gerekirse yavrularımız şehit olur ama biz bu toprakları böldürmeyiz noktasındaki kararlı duruşunun
40 senedir sahada sonucu alınamayan bir şeyin şu anda Türkiye'de bir siyasi kaos ortamı yaratıp bunun geçiş dönemi üzerinden de işte özellik olarak da adını koydukları, yani bu Avrupa Birliği özellik şartı falan tamamıyla hikaye. Yani verilmesi gereken veya verilmesi pazarlığı yapılan işte sırrı sakın da kapalı kapılar ardında konuşalım dediği şeyin biz Avrupa Birliği'nin özellik şartının da ötesinde bir özellik talebi olduğunu çok rahat anlıyoruz buradaki açıklamalarda. Sayın Kılıçdaroğlu Avrupa vizeleri kaldıracak açıklamasını da aslında bu tavizleri verdiğimiz zaman demeye getiriyor herhalde. Bunun arkasında dediğim gibi yani en milli siyasetçi olarak yanlarında tuttukları Mansur Yavaş'ın da üstünü şey yapmadan 3 tane madde var. Onları da tamamladıktan sonra vize verilecek zaten kardeşim dediği. Ama o 3 maddeyi açalım bakalım dediğin zaman sen orada terör kanununda değişiklik yap. Bugün terörist sayılanlar yarın terörist olarak muamele görmeyecek ve sen de bunu AB'ye ABD'ye kabul ettirdiğin zaman tamam bunu yaptık dediğin zaman sana vize vereceğim noktasında Türkiye'yi getirdikleri ve Türkiye aslında bütün teknik detayları tamamlamış olmasına rağmen Türkiye'ye vize verilmediği bir senaryoda şu anda tamamıyla vatandaşa 3 madde tamamlandığı zaman biz vizeyi alacağız şeklinde açıkçası doğru olmayan ses yapıyorlar. Şimdi bu noktada dediğim gibi içeride bizim 40 yıldır verdiğimiz mücadelenin bir siyasi dönüm noktasında tamamıyla sahada elde edilmedikleri sonuçları siyasi kaos ortamında elde etmek isteyen bir terör örgütü var. Şimdi işin dış siyaset kısmına gelirsem işte ben son biraz bir daha dengeli okumak istiyorum. Açıkçası dış siyaset tarafında Amerika'nın özellikle 2. Körfez Savaşı'ndan sonra girdiği bir yanlış sokak var. Nedir o sokak? Koca Türkiye Cumhuriyeti'ni, NATO'nun yani 2 numaralı ordusunu, NATO içerisindeki en büyük müttefikini bir kenara koyup onun iradesi hilafına bölgede bir şekillendirme, bölgede bir takım taşeronlarda sonuç alma çabası var. Yani Amerika'nın da burada ben onu da o noktada da yani tamamıyla kötüleyen bir noktada değil. Yani dostlarımız oldu, düşmanlarımız olduğu gibi dostlarımız da var. Ve bu noktada dostlarımıza buradan seslenerek yani lütfen PKK ile ve sair terör örgütüyle Orta Doğu'yu şekillendirme çalışmasını bırakıp onun yerine Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devlet ile oturup ne yapılması gerekiyorsa ortak çıkarları bir araya evet tanımlayarak çok şey başarabileceğimizi düşünüyorum. Göreceğiz. Masada ne vardı veda vakti geldi efendim. 14 Mayıs'a kadar dilimiz döndüğünce bu meseleleri anlatmaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. Umarız bizimle paylaştığınız 90 dakikaya değmiştir. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.